teknoloji inşa ediyor. Ve bu arada biz e-ticaretten siber korsanlığa kadar çok farklı durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Pozitif ve negatif anlamda. İşte bu akşam dolayısıyla biz bunları konuşacağız. Yani kişisel veri ve bilgi güvenliği. Peki kimlerle? Çok değerli konuklarım var. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Berk Üstündağ Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Ceza Hukuku ve Bilişim Hukuku Uzmanı, Avrupa Konseyi Ulusal ve Uluslararası Danışmanı Doçent Doktor Murat Volkan Dülger Hocam, hoş geldiniz. Sefalar hoş getirdiniz. Hoş Skype üzerinden de bir konuğum var. Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi, Adli Bilişim Suçları Uzmanı Doktor Mustafa Sansar Hocam, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Diğer konuklara, abilerime de, hocalarıma da merhaba diliyorum. İlerleyen dakikalarda Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Bilgin Metin de bizimle birlikte olacak. Gerçekten bu veri meselesi oldukça önemli artık günümüzde. Çünkü hayatın her alanında, iş alanından tutun özel alanınıza kadar birçok yerde sorun teşkil ederek ya da size kolaylık sağlayarak bir yer arz ediyor, önem arz ediyor. Hocam şöyle başlayalım. Sosyal medya kullanımı tüm dünyada pandemi öncesinde de hızla artıyordu biliyorsunuz. Ama galiba bizde bir tık daha fazla. Çünkü Türkiye kişi başına sosyal medya kullanımında en önde olan ülkelerden biri. Öte yandan kişisel verilerin bu sosyal medya platformları tarafından kullanımı, işte ya da ticari kullanımı beraberinde işte hepimizin biraz önce söylediğim gibi veri ve bilgi güvenliğini de gündeme getirdi. Mesela bu yüzden geçtiğimiz aylarda bir WhatsApp kararı vardı, hatırlarsınız, ve çok konuşmuştuk biz bu WhatsApp kararını. Önemli bir tartışma konusu olmuştu. Şimdi bu karar neden bu kadar tepki aldı hocam? Süreç nasıl işledi? Artı sosyal medya şirketlerinin bu kişisel verilerimizi kullanması bakımından şu anki durum nedir? Haklarımız neler, nelere dikkat edelim? Şöyle bir giriş yapalım. Hatırlanırsa yıllar önce WhatsApp ilk satın alındığında 18 milyar dolar ödendiğinde WhatsApp'a bir değeri nereden çıkıyordu? Niye 18 milyar dolar ediyordu diye düşünürsek, WhatsApp'ın bilgisayarları mı 18 milyar dolardı? Herhalde 18 milyar doların %1'i değerinde bilgisayarı yoktu. Varlığı da yoktu, %1'i kadar. Hadi diyelim onlara %1 diyelim. Geri kalan %99 neydi? Geri kalan %99 aslında o topladığı organize edilmiş verinin birikintisi ve sadakattı. Sadakat da bir veri ve sadakat da bir ölçü. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür sosyal medya platformları da dahil, hatta internet yayıncılığı da dahil olmak üzere bir ölçü var. Sizin bir yıl içerisinde hangi tekrarla ne kadar toplamda bir sistemi kullandığınızın karşılığı sadakat olarak tanımlanıyor. Çünkü orada bir iz bırakıyorsunuz, veri bırakıyorsunuz. Aynı zamanda orada bir kullanma potansiyeli de bırakıyorsunuz. Eğer bu pozitif bir trend oluşturuyorsa, gayri safi milli hasılanıza göre bir oranı var. Mesela Amerika için 40-45 dolar civarındaydı o tarihte. Kullanıcı sayısıyla çarpıyorsunuz, o şirketin değerini buluyorsunuz sadakatle orantılı olarak. Şimdi Türkiye'de baksanız, gitseniz bir bilişim şirketi, bir bilgi ekonomisi yaratan bir şirket dese ki ben şu bilişim ürününden bu kadar fatura kestim, bu kadar da verim var ve bunun 10 katı değerde bir projeye yatırım yapacağım. Bankaya gitse ben bunu teminat olarak kullanıyorum dese herhalde banka bunu teminat olarak kabul etmeyecektir, değil mi? Türk ticaret sisteminde. Şimdi dolayısıyla burada anlamamız gereken önce şöyle bir şey var. Bu bilişim alanındaki gelişmeler aslında değerlemeler konusunda da farklılık yarattı. Varlık denilen şey değişti. Veri varlığın önemli bir kısmı olmaya başladı. Özellikle organize edilmiş veri, kullanılabilen veri. Bunun önemli bir kısmı olmaya başladı. O yüzden mesela ölçüm sistemleri çok değerli hale geldi. Eskiden bildiğimiz ölçüm sistemi neydi? Mesela radyo televizyon reytingiydi, değil mi? Çok o zaman da konuşuluyordu. Gerçekten reyting geçerli midir değil midir? O zaman da çok tartışma oldu. Kendi reytinglerini aldırmak isteyenler oldu. Farklı işler yapacak olanlar oldu. Şimdi baktığımızda dolayısıyla bunun merkezinde ölçmek ve veri ticaretin çok önemli bir noktası haline geldi. Niye? Çünkü siz de söylediniz, e-ticaret çok hızlı artıyor. Şu anda e-ticaretin payı %15'ten %20'ye doğru yaklaştı pandemi sırasında, parakende satışlarda özellikle giderek artıyor. Ve diğer taraftan da dünyada
İşten işe olan anlaşmaların da neredeyse %70'e yakını artık elektronik ortamda yapılmaya başlandı. Şimdi elektronik ortamda ticaret yapıyorsunuz, elektronik ortamda değer üretiyorsunuz ama buradaki aramayı neye göre yapıyorsunuz? İşte burada bilişim ekonomisi veriye dayalı bir sistem çalıştırıyor ve dolayısıyla verinin çoğunluğu kimdeyse aslında bir anlamda hani abi amiyane deyimiyle masacı o oluyor. Şimdi dolayısıyla masanın sahibi, sofranın sahibi olan kişi aslında verinin organize edilmiş verinin, hakim verinin, kullanılabilir verinin sahibi kimse o hale geliyor. O yüzden de platform ekonomisi dediğimiz ekonomiler ortaya çıktı. Bakıyorsunuz mesela 2008 yılında, daha önce de örneğini vermiştik. Dünyada ilk 20 şirketin yarısından fazlası enerji şirketi, en büyük şirketi. 2020 yılında baktığınızda bunların tamamına yakını platform ekonomisi şirketi. Bu platform ekonomisi şirketleri sadece e-ticaret mi yapıyor? Aslında bunların e-ticaret yapan çok şirket var ama bunların öne çıkanları veriyi doğru organize edip doğru şekilde verimli bir şekilde işe dönüştürebilenleri. Dolayısıyla arkasında yapay zeka dahil olmak üzere iş zekası gibi çeşitli araçlarla bunları hizmete dönüştürmede rakiplerine avantaj sağlayan, alan genişletenler öne çıkıyor. Dolayısıyla baktığımızda veri çok hayati. Yani bizim için bir bankada, Türk Bankası'na gittiğinizde teminat olarak benim bu verim var dediğiniz zaman da benim bu yazılımım var, bu kadar fatura kestim, potansiyelim var dediğiniz zaman varlık olarak kabul edilmeyen bir şeyi, halbuki dünya ekonomisine baktığımızda çok değerli bir Aset. aset varlık, işte 18 milyar doların %90'dan fazlasının aslında veri ve sadakat olduğu gibi. Şimdi biz sadakat alıp Bu yüzden mi özellikle Covid-19 döneminde siber saldırılar arttı? evet. Ya bu. Şimdi bu WhatsApp olayına da geri dönecek olursak da WhatsApp tamam güzel bu sadakatle yola çıktı ama aynı zamanda büyüme ihtiyaçları var. Sadakat belli bir noktadan sonra doymaya doğru yaklaşıyor ve bunu kendi yönetimine karşı borsadaki o kaldıraç etkisini sürdürebilir olması için yani aşağı doğru dönmemesi için pazar payını genişletmesi ihtiyacı var ve bunun için de nakite dönüştürülebilirliği de kanıtlaması gerekiyor. İşte bu nakite dönüştürülebilirliği alım satım doğrudan yapmıyorsa nasıl yapabilir? Sadakat arttı arttı ama mesela internet radyosu olsanız dersiniz ki hizmet satıyorum. WhatsApp o hizmetten bir gelir sağlamıyor. Arka tarafta bir lisans dağıtmıyor. Bunun o veriyi ne yapacak olur? Aslında bunu başlatanlar en baştan beri o veriyi bir şey yapmak üzere planlıyorlar. Ama burada kaçırdığımız bir nokta var. WhatsApp'ın en baştan beri bu şekilde bir hedefi olduğu açık. Uçtan uca güvenli iletişim hizmeti sağlıyorum diyor. Diğer taraftan kaçırılan nokta şu. Diyor ki WhatsApp, ben diyor sizin iletişim verilerinizi yapmayacağım, vermeyeceğim. Sadece sizin profilinizi ve neyle ilişkili olduğunu buradan çıkarttığım istatistikleri kullanacağım. Ama baktığınızda Türkiye'nin kendi WhatsApp'a itiraz ediyoruz ama itiraz etmeden önce kendi içimizdekileri de düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi WhatsApp'a bunu söylüyoruz ama Türkiye'nin mesela en büyük GSM şirketlerinden bir tanesinin internet sitesine girin. Diyor ki SMS'i ben 100 katı fiyatına da satarım. 100 katı fiyatına niye SMS alırsınız? Kısa mesaj hizmeti. Diyor ki çünkü o veriye dayalı. Soruyor musunuz? O ve hangi veriye dayalı da sen buna 100 kat daha fazla para? Diyor ki bir kişi örneğin Ankara'nın Yeni Mahalliye arasında Beştepe arasında gidip geliyorsa bir sıklığı varsa o kişinin bir özelliği vardır değil mi? Siz diyorsunuz ki Yeni Mahalle ile Beştepe arasında 10 defadan fazla ayda gidenlere şu mesajı gönder hizmeti verebiliyorsunuz. Şimdi bunda bir arıza yok mu? WhatsApp'a söylüyoruz. Veya diyorsunuz ki bahis oynayanlara veya 18 yaşının üstünde olup da işte bekar bayan olanlara medeni haline göre SMS hizmeti veriyor. Şimdi WhatsApp'a itiraz edenlerin haklılığı var doğru ama bir de kırgınlığı da var. O da başka bir konu. Ama diğer taraftan o itirazı yapmadan önce kendi içimizde ki arızaları gidermemiz lazım ki uluslararası hukuka gittiğimiz zaman emsal oluşturmasın. İnternet sitesine gidip de adamın bahis oynayıp oynamamasına, yaş grubuna göre, medeni haline göre mesaj atma hizmeti veriyorsa, bunu da Türkiye'nin en büyük GSM operatörlerinden bir tanesi yapıyorsa, burada bir problem var demektir. Bu yasaldır, yasal değildir anlamında değil. Karşılaştırdığınız zaman karşı tarafınızda ülkenizi korumak istiyorsanız siber uzayda iç hukukla dış hukuk arasında bir ilişki olması lazım. Bir denge olması lazım ki bu benim hukuk doktrinimdir. Ben buna göre bu referansa göre savunuyorum deyin. Öbürü de diğerininkine göre savunsun. WhatsApp tabii tarafında bir de kırkınlık şöyle psikolojik bir şey de var bence. İnsanlar WhatsApp'ı yıllarca
Yani ilk baştaki bu durumunu unutup yıllarca sanki güvenilir bir iletişim sistemi olarak gördüler. Şimdi baktığınızda WhatsApp'ın ses ile iletişim kalitesi telefondan daha mı kaliteli? Öyle olduğunu düşündüğünüzü sanmıyorum. Kesinlikle değil. Yok, değil Ama tabii. baktığınızda nüfusun sanki yarısı istihbarat örgütlerinin parçası gibi WhatsApp'tan sesli görüşmeye çalışıyor, değil mi? Şimdi herkesin bu anlamda bir endişesi var. Ama diğer taraftan WhatsApp'la ilgili konuda burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. O zaman siz kendi ülkenize güvenmiyorsunuz da başka bir ülke üzerinden medet umarak ondan sonra da onun böyle bir kararı aldığını zaten en baştaki olan hedefini size söylediğinde buna kırgınlık mı duyuyorsunuz? Şimdi buna da bir bakmak lazım. Dolayısıyla eğer hukuka uygun davranıyorsanız önce ülkeye güvenmek ya da güvendiğimiz bir ülkeyi birlikte ilerletmemiz gerekiyor. İkincisi de WhatsApp'ın en baştan beri amacı belli. Doğru, bu konuda KVKK hocam birazdan değinir muhtemelen KVKK ile ilgili olan tarafına. Yani Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile ilişkili elektronik haberleşme yasasına bağlı olarak BTK ile ilişkili alınması gereken tedbirler olabilir. Bu da şundan dolayı, her ne kadar bizim içimizde de böyle sorunlar var, onları da gidermemiz gerekiyor diyorsak da bir taraftan da bir anda bunu gündeme getirdiğinde şöyle bir şey de oluşuyor. Türk halkı bir anda verisin, büyüsün, büyüsün, büyüsün. Ondan sonra ben bunu başka işlerle de kullanmayı yasal hale getiriyorum gibi bir imge oluşturuyor ve imaj oluşturuyor ve bu imaj de haklı olunan, yani bu şeylerde haklı olunan yanlar da var. Çünkü bir taraftan da siz diyorsunuz ki ben gerçekten eşittim. Hiç kimseyle hiçbir veriyi paylaşmıyordum. Yıllarca belli bir noktadan sonra dolaylı olarak bunu pazarladınız. Ama dolayısıyla ilk çıkışınızla çelişen bir şey oldu ve buna güven baktı ki insanlar bunun devamında başka bir şey gelmedi. Daha çok kullanıldı, daha çok yaygınlaştı. Dolayısıyla hakim Durum yaratıldı. durum yaratıldı. İşte bu hakim durum yaratılması rekabet açısından başka bir şey oluştu. Şimdi baktığınız zaman yerli ve milli denilen alternatifleri çıktığında o hakim durumu kırmaya bu kadar motive edilmelerine rağmen mümkün oldu mu? Olmadı. O yüzden de bu hakim durum ve kişisel verileri korunma yasası cinsin bakımından, elektronik haberleşme yasası bakımından da ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Ama ben sadece şunu söyledim ilk başta. Bizim içimizde benzeri problem çok. Biz o problemleri gidermemiz lazım. Orada güçlenmemiz lazım. Bir de verinin değerinin ve organize edilmiş verinin süreçlerle ilişkisinin değerinin stratejik önemini farkında olmamız lazım ki önümüzdeki yıllarda milli gelirimizi artıracak şekilde genelik ekonomisiyle uluslararası ticaretin buraya sermaye akışlarının bizim lehimizdeki kurallarla gelmesi yönüyle sahip çıkalım. Peki şöyle devam edelim o zaman. Hani veri koruma kanunları falan dediniz ya, Berk hocamın o cümlesinden virgüleyerek devam edeyim Murat hocam. Şimdi dünyada ve Türkiye'de işte kişisel verilerin korunması için yapılan işte bir takım yasal düzenlemeler var. Peki bu yasal düzenlemeler nasıl işliyor? Mesela KVKK dedi. Mesela bu KVKK ya da GDPR nedir? Bizlere ne kazandırıyor? Mesela bizi izleyenler var şu anda. Bu yasal düzenlemelerin getirdiği haklardan nasıl faydalanacaklar? Kurum işletmeler bu yasal düzenlemelerle birlikte ortaya çıkan şeylerden ne gibi yükümlülüklere sahipler? Nedir onların Tabii. yükümlülükleri? Buyurun. Tabii memnuniyetle anlatmaya çalışayım. Şimdi bir kere olaya şu açıdan bakmamız lazım. Bu düzenlemeler niye var? Neden burada, nereden çıktılar? Neden bu kadar önemliler? Veya bu kadar derdimizin arasında geçim sıkıntımız var, trafik sıkıntımız var, yönetişim problemimiz var. Bu kadar problemin arasında niye bu son 4-5 yıldan beri bir kişisel veri tutturuldu? Aslında bunun ilk ortaya çıkışı, ilk nüvesi mahremiyet. İnsanı insan yapan duygulardan birisi. Mahrem olma, bazı şeylerin bize gizli kalması, bizde kalması. Ama yıllar içerisinde mahremiyet alanımızın daraldığını gördük. Bu işte eskiden telefonlara çip takılarak işte dinleme, efendim özel gözetleme, uzaktan özel objektiflerle fotoğraflama ve en azından duvara kulağımızı bir cam bardak dayayıp komşumuzun nasıl kavga ettiğini dinlemeye gidene kadar bir mahremiyet. Ama hep o bir sınırlı bir mahremiyetti, bir fiziksel mahremiyet vardı. 1990'lı yılların başında önce
kişisel bilgisayarların gelişmesi, daha sonra da internet kavramının çıkması ve bilgisayarların işlemci hızlarının çok fazla artarken bilgisayarların her tarafa yayılması, çok küçük olup kolumuza, cebimize girmesi, arabalarımıza, buzdolaplarımıza girmesi ve bunların sensörleri sayesinde her türlü bize ait, gerçek bir kişiye ait bilgiyi alıp işlemeleri, depo etmeleri ve bunu başka verilerle birleştirmeleriyle beraber bir büyük veri çılgınlığı yaşamaya başladık. Çünkü bunun hem olumlu tarafları var hem de olumsuz tarafları var. İlerleyen dakikalarda bunu anlatırız. Ancak insanlar şunu unuttular. Şimdi hepimiz, ben en büyük kullanıcısıyım, insanları eleştirmek için söylemiyorum. İşte ekranları başındaki insanlara soruyorum. Kaç kişi Facebook kullanmıyor? Kaç kişi Instagram kullanmıyor? Kaç kişi LinkedIn kullanmıyor? Kaç kişi Google'lamıyor? Ben hepsini kullanıyorum. Peki, şimdi hocamla öncesinde konuştuk. Onun ana bilim dalı olduğu için bilgisayarlar hakkında. Çok da güzel kendisi de söyledi. Acaba WhatsApp'ın kaç tane bilgisayarı var, kaç tane server'ı var diye. Ama bir nihayetinde var, bir yatırım yapılıyor. Bakın burada kameralar var, arkada kameramanlar var. İnanılmaz bir enerji çekiyor. Bir gider var. Bu şirketlerin gideri, bu kanalın giderlerinden kat ve kat fazla. Peki bu hizmetin karşılığında ey sayın seyirciler ne kadar para ödüyorsunuz? Hiç bugüne kadar Instagram'dan bir kuruş fatura geldi mi? Veya Facebook'tan 1 lira bir fatura geldi mi? Hayır, gelmedi. İnternet bağlantı ücretinizi söylemiyorum. Buralardan gelmiş. TV24 size herhangi bir şekilde fatura gönderiyor mu bizi izlediniz diye? Hayır, göndermiyor. Nereden parayı kazanıyor? Verdiği reklamdan kazanıyor. İşte bu sosyal medya mecraları da verdikleri reklamla kazanıyor. Peki bu reklamın TV24'ün verdiği reklamdan farkı ne? Mesela diyelim ki biraz sonra bir çocuk bezi reklamı gelecek. Bilmiyorum. Tamamen atıyorum. Acaba ekran başındaki kaç kişinin çocuk bezine ihtiyacı var? Bilmiyoruz. Ama internette siz sosyal medyada çocuğunuzla, bebeğinizle bir resim paylaştığınızda onu arkadaki o yapay zeka algoritması algılıyor. Bize takır takır çocuk bezi reklamları getirmeye başlıyor. Çünkü ne yapıyor? Bu sosyal medya mecraları sizin verilerinizi alıyor, işliyor. O veriyi isteyen kişilere veriyor, dağıtıyor, satıyor. Peki işin yasal tarafına gelelim. Nereden çıkmış? Reklamcılıktan falan çıkmamış. İki Dünya Savaşı'nda Avrupalılar birbirlerini kedi köpek gibi yemişler. Birbirlerini öldürmek için ellerinden geleni yapmışlar. Hatta Federal Alman Cumhuriyeti bütün Avrupa'da nasyonal sosyalistler iktidarda iken bir soykırım yapmışlar. Bunu nasıl yapmışlar? Almanlar çok titiz ve çok dakiktirler. Her şey sistemlidir. Tıkır tıkır herkesin verilerini kaydetmişler. Kim kimdir, hangi kökendendir, kaçıncı göbeğe kadar. Ve böylelikle Naziler iktidara geldiğinde kim Yahudi, kim Çingene, kim Mason, kim Ateist, kim Nazi Partisi'ne karşı hepsini tek tek bulmuşlar ve hepsini toplama kamplarına gönderip yok etmeye çalışmışlar. Ve Avrupa Konseyi kurulmuş İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra barışı inşa etmek üzere. İlk başlarda çok fazla bunun üzerine gidilmemiş ama 1970'li yılların başında Almanya'nın Hessen eyaletinde bir nüfus sayımı kanunu çıkartılmış ve Almanlar ayağa kalkmış. Ya biz İkinci Dünya Savaşı'nda bundan çok büyük bir ders aldık, çok büyük bir kayıp yaşadık, aynısını bir daha yaşamak istemiyoruz deyip bunu mahkemeye taşımışlar. Ve böylelikle Alman Federal Mahkemesi o kanunu iptal eden bir karar çıkartmış ve orada kişisel verilerin varlığının farkına varmışlar gerçek anlamda. Ve sonra hatırladığım kadarıyla İsveç bu konuda ilk yasal düzenlemeyi yapıyor. Ama bu konudaki uluslararası ilk düzenleme bizim de kurulduğu andan itibaren tarafı, üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi'nin çıkarttığı 1981 tarihli kişisel verilerin otomatik işlenmesiyle ilgili sözleşme. Türkiye'nin klasik huyudur. İmzaya açıldığı gün imzalamış 1981'de. Ancak uluslararası sözleşmeler normal sözleşmeler gibidir, değildir. Akt ettiğiniz anda imzaya girmez, yürürlüğe girmez. Onun ülkeye getirip onaylanması, sonra da onay kanununun çıkartılıp bunun o belgeyi çıkartan uluslararası kuruluşa depo edilmesi gerekir. Buna ratification işlemi deniyor. Türkiye bunu tam 35 yıl sonra yaptı. 2016'nın Şubat'ında yaptı. Ama şu an halihazırda Türkiye taraf. Şimdi
95 senesinde de Avrupa Birliği 95-46 EC sayılı veri koruma direktifini çıkartmış. Genel bir çerçeve çizmiş. Demiş ki üye ülkelere, ey Avrupa Birliği'nin üye ülkeleri, bu çerçeveye bakın, kendi iç mevzuatınızda buna uygun kanunlar yapın. Ama o birleşmeyi, tekil olmayı sağlamaya çalışan Avrupa Birliği giden yıllar içerisinde görmüş ki üye ülke sayısı kadar neredeyse bir veri koruma hukuku ve mevzuatı oluşmuş. İşte bunu önlemek için 2016 senesinde sizin az önce belirtmiş olduğunuz GDPR, yani General Data Protection Regulation, Avrupa Birliği veri koruma tüzüğünü çıkartmışlar. Tüzüğün direktiften farkı şu, çok daha geniş bir düzenleme. Yine üye ülkelere 2 sene veriyor buna uyun diye. Ama uymazsanız diyor ki 2 senenin sonunda ben bunu doğrudan yürürlüğe sokarım. Peki Türkiye bunun neresinde? Gelelim Türkiye'ye. Türkiye maalesef, ya bunu bir hukukçu olarak söylemek zorundayım. Üzülüyorum ama söylemek zorundayım. Ve bu sırf şu an mevcut, bunu ben dersi de böyle anlatıyorum. Bu sırf mevcut iktidardan değil, tüm iktidarlar böyle. Hiçbir milletvekili akşam yatıp da ya acaba yarın kalksam da nasıl şu ülkeye daha fazla demokrasi vermek için, şu ülkenin insanlarına insan haklarını nasıl genişletmek için bir yasa tasarısı versem diye falan asla düşünmüyorlar. Türkiye'de demokratik bir ilerleme varsa maalesef ya Avrupa Birliği o bitmeyen nişanlılık döneminde bastırıyor, ya da ya avukatlar mücadele ediyor, doktorlar mücadele ediyor, böyle bir şey oluyor. Bu kişisel verilerin korunması hukukunu biliyoruz. Türkiye 2016'ya kadar defalarca tasarı olmasına rağmen kulağının üzerine yatıyor. 1981'den beri. Niye? Türkiye'de çünkü herkes özel sektörde, kamu sektöründe vatandaşın verisini kafasına göre işliyor. En son 2016'da Avrupa Birliği yeni bir chapter açılıyor, kısım açılıyor. Hadi diyorlar, önünüzde bu var. Alelacele bu kanunu çıkarttılar. Kötü mü oldu? Hayır, kesinlikle kötü olmadı. İyi oldu. 7 Nisan 2016 senesinde 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu yürürlüğe girdi. Peki devam edeyim mi? Yoksa... Yok, bitirin hocam. Başka tabii şeye geçeceğim. Peki temel olarak bize ne veriyor? En önemli kısım aslında kanunun 5. ve 6. maddeleri. Veri işleme şartlarını söylüyor. 5. maddede genel veriler için, 6. maddede özel nitelikli kişisel veriler için. Ve orada çeşitli veri işleme şartları var. Özel sektörde, kamu sektöründe şunu söylüyor kanun. Buradaki veri işleme şartlarından birine uyarak veri işleyeceksiniz. Ancak bu amaçla sınırlı olmak üzere ve o amaçla sınırlı sürede olmak üzere o veriyi işleyebilirsiniz. Yok, böyle bir amaca, kanundaki o veri işleme şartlarından birine dayanmıyorsanız veri ilgilisine, yani bizlere gelip soracaksınız. Ben sizin kişisel verinizi işleyebilir miyim, işleyemez miyim? Diyelim ki izin verdik, işle dedik. 2 gün sonra da canımız sıkıldı, hayır işleyemezsin dedik ve sil dedik. Yine artık işlememek zorunda, o verileri imha etmek zorunda. Kanunun özü bu, ama ilerleyen dakikalarda bakalım daha ayrıntılı bakalım o işliyor mu işlemiyor mu konuşacağız hocam. Virgülledik o zaman. Mustafa hocam şöyle devam edelim mi? Evet. Pandemi süreci içinde işte bu özellikle e-ticaret sitelerinde bulunduğu bazı internet sitelerinin korsanlar tarafından böyle ele geçirildiğini falan duyduk. Şimdi bu ele geçirilen veriler mesela geri alındı mı? Bu konsanlarla anlaşma mı yapıldı, yoksa yakalandılar mı? Ne oldu bunlar? Yani bu süreçte bizim verilerimizin güvenliği nasıl etkiledi? Mesela KVKK'dan söz ettik. Ne tür işlemler yapıldı bu durumda o KVKK açısından? Buyurun. Şöyle, ne yazık ki sizin sorunuza evet çok güzel cevaplar veremeyeceğim. Çünkü veriler hackleme sonrasında internet dünyasına birçok kişi tarafından görülecek şekilde yayıldı. Bunu yapanlar eskiden siber güvenlikle ilgilenen hacker tabir ettiğimiz kişiler, önce kendilerini tanıtmak için, kendilerinin neler yaptığını ispatlamak için ve isimlerini duyurmak için bu işlemleri yapıyorlardı, ama gün geçtikçe bunun bir para, bir maddi değeri olduğunu görmeye başladılar. Burada az önce hocalarım da belirttiği
artık verinin bir paraya döndüğünü gördüler. O verileri şifreledikten sonra sistemlerin etkisiz hale gelmesi ve şirketlerin batmaya kadar gideceği süreçleri gördüler. Bunu da bir tehdit unsuru olarak kurum kuruluşlara şey yaparak, hackleyerek göstermeye başladılar. Bu çerçevede de baktığımız zaman son dönemdeki pandemide herkes bir alışveriş tutkusuyla bildiği ya da bilmediği, güvendiği ya da güvenmediği, çünkü Türkiye'nin çok bilinen, güvenilir olduğu düşünülen markaları da hacklendi. Ne yazık ki hacklenmeye de devam ediyor. Burada hacklenip verilerin satışıyla alakalı veya şifreleyip bu şifrelerin eğer ki şifreleri paylaşmak istiyorsanız sizinle paylaşmamızı istiyorsanız işte 10 Bitcoin, 20 Bitcoin ya da işte Kıbrıs'tan herhangi bir kumar sitesinde kullanıcı adı ve şifre vererek 100 bin dolar, 50 bin dolar, 40 bin dolar paralar yükleyin ya da şuradaki oyun karakterini alıp o oyun karakteri üzerinden kendilerini çünkü gizleyerek bu işlemleri yapıyorlar. Buralarda o şifreyi kurumun tehdit ederek para tabiri caizse para isteyerek bu işlemleri gerçekleştirdiler. Veriler nerede? Veriler şu an tüm dünyada. Yani eskiden bir veri çalındığında veya bir hırsızlık olduğunda ne yazık ki veri o bölgede, o ilde, o ülkede bulunabilirdi. Ama artık şu an tüm dünya bizim bu verilerimizi ne yazık ki görüyor. Yani işi çok böyle paranoya moduna sokmuş gibi olmayalım ama bir yer hacklendi mesela. Ne yediğimizin, ne içtiğimizin, nerede oturduğumuzun, en son kullandığımız telefon numarasının verileri burada bir şekilde internet dünyasında var. Birisi kalkıp da buradaki verileri kullanarak, sadece dolandırıcılık olarak düşünmeyin, buradaki veriyi kullanarak bu kişi acı biberden etkileniyor ya da bal alerjisi var ve benzeri şeyleri düşünerek kişilerin ölümüne kadar yol açacak bir durumu ortaya çıkarttı. Bu ileride suikastların olabileceği, bu dediğimi ne olur abartı olarak görmesin kişiler, yaşanan süreçlerde gerek devlette kolluk biriminde çalıştığım dönemdeki dava dosyalarından gördüm. Gerek resmi bilirkişilik yaptığımız dosyalarda, gerek birçok yerde danışmanlık yaptığımız dosyalarda gördüğümüz ki Volkan Hocam'la birçok davada beraber çalıştığımız noktalar da vardı. Buralardaki veriler hani sadece satılmıyor, bir sonraki adımda çok daha sıkıntılı sonuçlar da doğurabiliyor. Tabii şeyi söylemiyorum bile. Yani sizi arayarak ya da sizin annenizi arayarak her türlü bilgiyi internette bulmak ne yazık ki çok kolay bir durum. Birkaç sente, birkaç dolara binlerce kişinin aile kütükleri, en son adresleri, telefon bilgileri, annesinin kızlık soy isim bilgileri, her şeyini bulabiliyorsunuz ve o annenizi arayarak işte oğlunuz, kızınız kaza geçirdi, evine acil bir polis geldi, avukat geldi, şöyle geldi, icra geldi, kurtarmanız için şu kadar para gönderin, şunu yapın, bunu yapın diyerek çok rahatlıkla ne yazık ki dolandırılıyoruz. Hocamın ilk başta bahsettiği bir mevzu var. Türkiye'de ne yazık ki yine günümüz devleti yöneten hükümet veya şeylerin değil. Ne yazık ki çok geçmişten beri belki devlet terbiyesiyle ve devlet şeyiyle büyüdüğümüzden dolayı da kaynaklı olabilir. Ama devletten biz korkuyorduk. Hani devlet bizim için var değil de biz devlet için varız gibi hareket ettiğimizden dolayı da
Bunu da dolandırıcılar iyi kullanarak, buradaki tüm verileri de alarak, yani düşünün, normal şartlar altında 155'ten arayan birisinden korkarak altınlarınızı vermeniz ne kadar mantıklı. Ama bunu Volkan Hocam belki şey yapar, bizim ceza hukuku profesörlerimizden bir tanesini de yine 155 yöntemiyle ya da FETÖ Dondu. Ben tamamlayayım dilerseniz. Buyurun. Mustafa Bey'in söylediğini, maalesef isim vermeyelim ama çok ünlü, çok bilinen, benim de çok saydığım bir hocamızı da benzer şekilde bir dolandırıcılık suçunun mağduru haline getirdiler. Dolayısıyla yani ben dolandırılmayacağım diye bir şey yok. Ben dahil herkes dolandırılabilir. Peki. Galiba düzeldi. Buyurun hocam, devam edebilirsiniz virgüllemiştik. Çok özür diliyorum. Yani bunun olmasındaki nedenlerden bir tanesi de ne yazık ki biz devletten korkuyoruz. Devletin o şefkatli yüzünü göstermesi lazım. Sadece siyasetçiler değil, bürokrasinin de bu açıklamaları düzgün yapması lazım. Bununla beraber işte hocamın belirttiği gibi, tamam, WhatsApp kullanmayalım. Okey, yurt dışına data gitmesin. Hani birçok yerde de kullandığım bir cümle vardır. Dan Brown'un dijital kalesinde bekçilere kim bekçilik edecek? Herkesin ana düşüncesi, ya benim verim tamam Türkiye'de kalsın da o veri 3 gün sonra bir yerde çıkacak mı? Bir devlet istediği anda bu verilere ele geçirecek mi? Bu korkuyu, bu endişeyi bence ülkenin atlatması lazım en başta. Yoksa ne yazık ki verilerimizi bile isteye zaten yıllar öncesinden itibaren verdik. Bu veriler yine dışarıya çıkacak. Hakeza hocalarımın da bahsettiği gibi milli ve yerli illahi bizim verilerimizin burada bulunmasıyla, burada o verilerin işlenmesiyle alakalı bir sonuç doğurmayacak. Bununla beraber bir ekonomi oluşturacak. Bu sadece o yakın zamanda mesela şeyleri biliyoruz. Oyun, online oyun platformlarının milyonlarca dolara Türk online oyun platformlarının satıldığını. Hakeza yazılımlar satılırken içindeki buradaki verilerin de reklam tarafında işlenerek nasıl ki Facebook, Twitter, Instagram bunları bu şekilde kendine kazanç elde ettiriyor. Aynı zamanda da kabul etmeseler de istihbaratı bir bilgi de, bir bilgi gücü ham data da olsa akıllandırılarak daha mantıklı hale getirilerek bunu hem reklamda hem de istihbarat birimlerinde kullanıyor. Herkese Türkiye'de bunu yaşayabilir. Yeter ki hem ülkemizin halkıyla buradaki şeyler inansınlar ve açıklamaları bu şekilde yapılsın. Bu, tekrar diyorum, Türkiye'nin bugünüyle ilgili değil. İşte 70'li yıllarda, 80'li yıllarda üniversitede okuyan ve ceza hukukuyla ilgili şeyleri yapan hocalarım da bunlara düşüyorsa, ki az önce hocamın, Volkan hocamın dediği gibi ben de dolandırılabilirim. Yani ben buraya çıktık diye biz asla dolandırılmayız. Hayır. Bir noktada herkes dolandırılabilir. Herkes şey yapabilir, hataya düşebilir ama bu tarafta devletin hukuk tedbirleriyle, KVKK'yla, diğer şeylerle, evet burada bir hukuk devletiyiz. Hiç kimse kafasına göre bu verileri alamaz. Yerli ve milli kullanın ve çok daha sağlıklı sonuçlar elde edin. Hem verilerimiz dışarı çıkmasın hem de ekonomi kazansın diyebiliriz. Bugün bir sohbette, şimdi ben İzmir'den katılıyorum, bir üniversitemizde de bu sohbeti yapmıştım. 2010'lu yıllarda master yaparken buradaki hocalarımın da dahil olduğu KVKK süreçleri, kişisel verilerin korunmasıyla alakalı
yasa ve bunun geliştirilmesiyle alakalı hızlı bir şekilde imzalanması ile ilgili konuşmalar gerçekleşiyordu. Ben çok umutlu değildim çünkü ülkede acaba düzgün işleyecek mi, işlemeyecek mi, kişiye göre mi değişecek, ama gerçekten şunu söylüyorum, ülkemizdeki kurumlar arasında kişisel verilerin korunması ile ilgili kurumumuz gerçekten çok iyi iş yapıyor. Çok başarılı sonuçlar elde ediyor ve sektörü, ülkenin her tarafını bu hukukun çerçevesinde bir şekillendirme demeyelim ama bakın bunun kuralı bu, buna göre hareket etmelisiniz diyerek sonuçlar doğuruyor. İlla ceza kesmiyor, çok güzel kararlarla burayı yönlendiriyor da. Peki, bizim istediğimiz zaten bu ana noktada. Peki hocam, bir cümleyle rica ediyorum. Bu şirketlerin işte diyor ya, ikide bir şirketler siber saldırıya uğradık vesaire. Bunlar kişisel verilerimiz bakımından sorumlulukları ortadan kalktı demek midir? Siber saldırıya uğrayan... buyurun. Hayır. Buyurun. Soruyu devam edin isterseniz, özür diliyorum. Yok, bu hocam sorduğum soru bu. Yani kişisel verilerimiz bakımından sorumluluk sahibi değiller. Ne yapsınlar? Hayır. İşte siber saldırıya uğradılar mı? Hayır. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde idari, hukuki ve teknik yaptırımlar var. Bu yaptırımları uygulamanız lazım. Bu yaptırımlardaki belirtilen hususları yerine getirmeniz lazım. Hatta basiretli tacir efendim. Çok özür diliyorum, bir düzeltme yapayım, dinleyiciler karıştırmasınlar. İdari ve teknik tedbirleri almaları gerekiyor. Tedbiri almazlarsa yaptırım uygulanıyor karşılığında. Tabii. Evet. Doğru. Yani şöyle, bu burada hem örnek, hocamlar hukuk tarafında çok daha açıklayıcı bilgiler verirler. Bir kurum var ve bu kurumun müşteri sözleşmeleri, iş sözleşmeleri ya da işçilerinin servislerini yapan firmalardaki bu verileri de paylaşıyorlar. Sonuçta kişisel veri demek illa müşteri verisi değil, çalışanların da verisi de önemli bir veri. Neyini veriyor? Telefon numarasını veriyor, adres bilgisini veriyor, adamın adını soyadını veriyor. Dolayısıyla bu servis güzergahını işleten firmayla yaptıkları sözleşmeden tutun da bu verileri oraya vermeyi nasıl şekilde, hangi şekilde, kimin hangi veriye ne şekilde erişeceğini detaylı bir şekilde bakmaları lazım. Velev ki bunları yapmazlarsa, örneğin yılda bir defa, minimum bir defa, ki bence artık bu kadar günlük zero-day açıkların var olduğu bir dünyadayken yılda bir defadan çok daha fazlası, minimum 3-4 defa sızma testi gerçekleştirmeleri lazım. Sızma testi dediğimiz şey, bir bilişim sisteminde bu bir açık var mı? Var olan bir açıktan gerçekten içeri girebiliyorlar mı? Yani bir hacker dediğimiz, tabir ettiğimiz kişiler ya da kötü niyetli kullanıcılar orada, o açıklıktan herhangi bir bilişim sistemine erişebiliyorlar mı? Eriştiklerinde oradan verileri çalabiliyorlar mı? Ya da oradaki verileri şifreleyebiliyorlar mı? O sistemi etkisiz hale getirebiliyorlar mı? Bunlara bakmak. Bununla beraber SIEM dediğimiz uygulamaların kurulması, DLP çözümlerinin yapılması, daha birçok teknik tedbiri almaları lazım. Almazlarsa sorumlulukları var. Ama bir tane örnek var. Volkan Hocam bulabilirseniz ben de bakayım. Çok güzel bir örnekti. Hani sorumlulukla alakalı baktığınız zaman bir karar var, kurulun vermiş olduğu karar. Karara baktığınız zaman evet, bir veri sızıntısı gerçekleştirilmiş. Ancak gidilip kontrol edildiğinde danışmanlık yapan ya da içeride var olan sistemi yöneten, kişisel verileri korunması kanunu çerçevesindeki sistemi yöneten kişiler
hukuki tedbirleri ya da sözleşmeleri gerçekleştirmişler, almışlar. Bununla beraber birçok teknik tedbir almışlar. Yani veriye kim ulaşıyor, nasıl ulaşıyor, ne zaman ulaşıyor, hangi verilere ulaşabiliyor, veriler dışarı çıkartılamıyor, çıkartılıp çıkartılmadığı, sızma testlerini gerçekleştirmişler. İşte firewall dediğimiz güvenlik duvarlarını kurmuşlar, antivirüsleri, her şeyi yapmışlar. Fakat buna rağmen ki ISO 27001'de de böyle bir kural var. Bir şekilde zero day dediğimiz, yani hiç kimsenin belki o ana kadar bilmediği, otoriteler tarafından da açıklanmayan bir açık meydana gelmiş ve oradan birisi sızmış. Ve burada veri kaybı veya veri imhası gerçekleştirilmişti. Kurul buraya ceza vermedi. Neden? Çünkü dedi ki, bak sen her türlü tedbirini almışsın, buna rağmen bu olabilir mi? Hayatın olağan akışındaki gibi. Yani şöyle düşünün, arabanıza bindiniz, hukuken belki karşılığını Volkan Hocam ayrıca yanlış da yönlendirmek istemem ama görünüş itibari teknik taraftaki düşüncemle söylüyorum. Siz arabaya bindiniz, emniyet kemerinizi taktınız, trafik kurallarının tamamına uydunuz ama lastiğiniz de düzgündü ama orada bir tane lastikte yolda bir tekerinize bir şey girdi, patladı ve kaza yaptınız. Hani evet, taksirli bir suç işlemiş olursunuz ama yani siz her şeyi yapmışsınız, bir nevi takdir ilahi mi diyelim, yani böyle çok enteresan bir cümle olabilir ama her şeyi yaptıktan sonra hareket etmek. Ama bazı kişilerde veya kurum kuruluşlarda şunu görüyoruz: biz bunu yapsak da yapmasak da zaten hackleniriz. Peki. Ya da yapsak da yapmasak da ceza yer. Böyle bir şey olmaz. Peki. Bu mümkün değil. İsterseniz bir toplamama izin verirseniz. Lütfen, az önce bahsetmiş olduğunuz bu 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununun 12. maddesi var. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler diyor. Burada diyor ki bir veri sorumlusu, yani bu verileri işleyen, toplayan, demin söylediğim sosyal medya mecraları gibi. Diyor ki kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek. Bir kere hukuksal önlemleri al. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek. Yani sistem güvenliğini al. Mustafa Bey'in söylediği. Ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak. Yani kendi tarafında da güvenliği sağla. Bu amaçla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda. Şimdi buradaki anahtar kelime, biraz sonra hem Berk Hocam hem daha sonra konuşurken Bilgin Hocam söyleyecektir: uygun güvenlik düzeyi. Çünkü %100 güvenlik diye bir şey yok. Hiçbir yerde yok. Yani siz NASA'yı bile hackliyorlar, Pentagon'u bile hackliyorlar. Ki konuşacağız. İşte Hazine Bakanlığı'nı hackliyorlar. Yani fiziki güvenlikte de işte 15 Temmuz'da bir darbe girişimi oldu. Adamlar Genelkurmay Başkanı'nı bile tevkif ettiler kendilerince. Yani normalde olabilecek, aklına sığacak bir şey mi Türkiye Cumhuriyeti gibi bir ülkede? Ama oluyor. Dolayısıyla burada istenilen uygun güvenlik. Ha, şunu deyip sıyrılamazsınız: ya beni hacklediler, tamam güzel, o zaman ben gelir bakarım. Sen bu hacklenmeye karşı, bu siber saldırıya karşı ne önlemler aldın? Örneğin siz burada yıllardan beri profesyonel bir yayıncılık yapıyorsunuz. Şimdi biraz sonra yayınınız kesilse, reklam verenler hesabını sorar size, ya ben prime time için size para verdim diye. Şunu söyleyebilir misiniz: elektrikler kesildi. Elektrik kesintisi olabilir. Sizin yayıncı olarak sorumuz bu da jeneratör bulundurmak. Belki iki tane jeneratör bulundurmak. Veya kablolarımız yandı. Yedek sisteminizin olması lazım. Siz bunları yapmanıza rağmen hala yayın yapamıyorsanız, tamam, yapacak bir şey yok. Ama siz hiçbir şey yapmamışsınız, bana siber saldırıyor aradı. Onu kimse yemez. Kişisel verileri koruma kurulu da yemiyor zaten. Peki. Şimdi şöyle devam edelim. Çok az bir sürem var ama. Çok özür diliyorum. Kurum bununla alakalı olarak ayrıca zaten sizden sorma da istiyor. Bununla beraber içeride mutlaka bir adli bilişim incelemesi istiyor. Yani nasıl olmuş, ne etmiş, sende mi sorumluluk var yoksa dışarıdan birisi mi bunu hacklemiş diye bir raporla bana gel diyor. Yani ben geldim merhaba diyemiyorsunuz orada da. Peki. Şimdi bu yapay zeka ve kişisel veriler ilişkisine de bir gireceğiz hocam. Mesela dijital ikiz kavramı. Yani biz bu kavramı mesela son zamanlarda inanılmaz duymaya başladık.
Dijital ikiz nedir? Kişisel ve bu veri ve bilgilerimiz siber uzaydaki dijital ikiz profillerini nasıl oluşturuyor? Bu ikizimizi oluşturan, dijital ikizimizi oluşturan kim? Mesela dahası bu ikizimizi hem oluşturup hem de sahipleniyor mu? Bir sahibi var mı? Varsa kim? Bu soruya bir cep daha açıyorum. Dijital ikiz uygulamaları bir hizmet mi yoksa tehlike mi? Tehlike varsa bu konuda güvenlik nasıl yöneltilir? Buyurun, evet. Çok cepli bir soru. Şimdi aslında veriler birleştirilince ve büyüyünce organize bir yapıya sahipse değerli. Yani dağıtıksa ve neye ulaşıldığını bilmiyorsanız çok değerli değil. İşte burada bir başka kavram ortaya çıkıyor. Eskiden şunu düşünüyorduk. Mesela sizin Billur Aktürk olarak alışveriş alışkanlıklarınızı görüyorsak size özel reklam vermek bir stratejiydi, değil mi? Size, herkese SMS göndereceğimize, kısa mesaj göndereceğimize doğru kişiye onunla ilişkili mesaj göndermek bir stratejiydi. Reklamı kişiye odaklı yapmak bir stratejiydi. Sonra bu biraz daha dönüştü. Reklam olmaktan çıktı. Doğrudan satışa doğru yöneldi. Siz bir internet sitesine girdiğiniz zaman sizin almak istediğiniz ya da alabileceklerinizi doğrudan e-ticaretle ilişkili olarak, hatta size de diyerek doğrudan linkini de, onun bağlantısını da göndererek yapmaya başladılar, değil mi? Fakat burada bir sonraki adım da var. Sadece sizin o sırada neye merakınız ve neyi alabileceğiniz, satıcıların beyanıyla, yani benim ürünüm var bunu ilgili kişilerle buluştur değil de kimin ileride de neyi alabileceğini şekillendirilmesi. Dolayısıyla Billur Aktürk geçmişte bunları almıştı ama ya satıcılar da henüz Billur Aktürk'ü hedeflemedi ama Billur Aktürk'e mesela şu ürünü, şu kremi versek ya da işte şu ayakkabıyı versek onun çok hoşuna gideceğinden eminiz. Şimdi bunu nasıl anlıyor? Sizin sadece alışkanlıklarınızı değerlendirmiyor. Sizin gibi başka Billur Aktürk'lerin de modellerini çıkartıyor ve onların davranış modeliyle veriyi birleştiriyor. Dolayısıyla sadece veri ve istatistik yok veya makine öğrenmesi gibi basit bir istatistik çıkartımı yerine biraz daha genelleştirilmiş hali yok. Aynı zamanda bir insan profili var. Bu insan profilinin farklı cinsleri var. Bunlardan Billur Aktürk diyelim ki 812 numaralı gruba uyuyor ama 5, 8 ve 12 numaralı parametreleri farklı. Yani bir nevi sizin bir robotunuz çıkıyor. Bunu dijital ikiz kavramı ilk başta hani bir dijital ikiz olsun diye ortaya konulmuş bir şey değil. Verinin eksikliğiyle sahadaki görmediğiniz bir şeyi daha iyi yönetme ihtiyacından çıkmış. Bu mesela NASA'nın bir uzay aracı gönderildiğinde mesela ilk kullanılan uygulamalardan bir tanesi. Uzay aracının her yerini dışarıdan kamerayla görmüyorsunuz uzaydayken. Ama ona bir operasyon yaptıracağınız zaman içindeki sensörlerden aracın mekaniğinin bir modeli var. Mekanizmasının bir modeli var. Ölçtüğünüz kısımdan o mekanizmasının genel hatlarıyla mesela bir bağlantı yapacaksa bağlantı noktasının nerede olması gerektiğini hesap ediyorsunuz. Sanki oradaymış gibi bir dijital model çıkartıyorsunuz. O mesela uzay istasyonuna bağlanırken sanki her an her saniyesi biliniyormuş gibi modelle veri, kısıtlı veriyle model bir araya geliyor ve daha doğru bir işlem yapmanızı sağlıyor. Şimdi insan ve ticaretle, hatta ülkelerin yönetimiyle ilgili olan kısma geldiğimiz zaman da bu kısımda bir virgül koyalım, dönüşte devam edelim. Peki. Tamam mı? Küçük bir ara, sonra buradayız. İşte dijital ikizimizin ele geçirilme meselelerini falan çok konuşuyorduk. Biz de bu akşam veri ve bilgi güvenliğine bir başlık açmıştık. Hocam, toplumların ve kişilerin davranış modelleri demiştiniz. Virgüllemiştik, buyurun. Evet. Eskiden ya da şu anda da bu geçerli. Yaygın olarak sizin alışveriş alışkanlıklarınız, iletişim kurduğunuz yerler, kaydedilebilen bütün veriler alışveriş için istatistiki olarak ve biraz da makine öğrenmesiyle artık artan şekilde kullanılıyor. Ama bunun, bu trendin devamında şu görüldü. Sizin sadece mevcuttaki kararlarınıza göre neyin hoşlanacağınız değil, aynı zamanda nasıl davranacağınız da kestirilebilir hale gelmeye başladı. Az önce söylediğimiz gibi sizin bir modeliniz var. O ilk başta bilinmeyen bir model. Sonra önce bir kalıba uyuyor. Sonra bu kalıptan farklılaşıyor. Çünkü sizin gibi yüzlerce kişi var. O farklılaşmasıyla birlikte veri büyüdükçe sizin önünüze neyi verirse aslında sizin daha hızlı bir şekilde mesela onu satın alacağınız, daha hızlı bir şekilde karar vereceğiniz, tercihlerinizin sadece size verilecek bir reklama tercih edilmesi değil, sizin hangi tercihi
yapabileceğiniz zaman içerisinde yönetilebilir hale geliyor. Ve daha da önemlisi bu toplumlar içinde böyle oluyor. Şu anda belki... Bu tehlike değil mi hocam? Tabii tehlikeli. Özellikle ulus devletler için çok ciddi bir gelecek endişesi, problemi yaratması gereken bir konu bu. Çünkü belirli bir kültürel kompozisyonla bir araya gelmişsiniz. Farkında değilsiniz, hani birbirlerinize rahatsız olabilirsiniz. Tıpkı yaygın olarak mesela komşu il, iki tane komşu il birbirleriyle hep rekabet içerisindedir. Ama onları alsanız, mesela Urfalı ile Diyarbakır alsanız, Amerika'da bir yere koysanız, kanka olurlar. Kanka olurlar. Birbirlerinin dostluğundan geçilmez. Çünkü yani ortaklıklarının da ne kadar çok olduğunu farkına varırlar. Çok yan yanayken kardeşler gibi komşu iller, ilçeler de birbirlerini çok iyi tanıdıklarına farklılıklarını da çok fazla görmeye başlıyorlar. İşte bu toplumsal olaylarda da böyle. Sizin verinizde bu veriyi toplulaştıran kişi bunu görmeye başlıyor. Ve bunu aslında iyi işler için de kullanabilir. Ticareti hızlandırmak için de kullanabilir. Sosyal hizmetleri, toplum hizmetlerini, belediyecilik hizmetlerini daha rasyonel yapmak, insanların her seferinde oylamasından ziyade onların neyi algılayacağını, beğeneceğini ilerleterek de yapabilir. Hatırlıyorsanız bir tarihte mesela oylama yapılarak İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi belediye otobüslerinin rengine karar verecekti. Baktığınız zaman oylama gerçekten bunu doğru isabetli kılıyor mu? Ortaya tuhaf bir turuncu çıktı hatırlıyorsanız. Turuncu, mavinin üzerine turuncu. Şimdi bir profesyonele gitseydi, aslında o profesyonel denilen kişi toplumun kültürüyle birlikte tasarımı özümsemiş ve mesleğine yansıtıyor. Yani o bir toplum algısı, kendi korteksi, beyni onu özümleştiriyor ve diyor ki bu toplum bunu beğenir diyor. İşte o uzmanın yaptığını siz farklı alanlarda oyla dediğiniz zamanki bile sonuçtan çok çok daha iyi bir şekilde yapacak şekilde her an gerçek zamanlı veriyle yapabilir hale geliyorsunuz. Peki bu veri nereden geliyor? Bu siper korsanlıkla yayılan verilerden mi geliyor? Hayır. Yani onun da belki etkisi olabilir ama esas olarak günlük olarak yaptığınız işlemlerde karşı taraflara kendi verinizin hangi alanlarda kullanılmasına izin verdiğinizle ilgili. Bunun başında da mesela internete giriyorsunuz değil mi? Browser dediğimiz gezdiriciler var ekrana. Mesela Google de bir şey aratacağınız zaman arama motorunda, hangi arama motoruyla ilgili olursa olsun, düşünüyorsunuz ki siz sadece arama motorundan izleniyorsunuz. Hayır, arama motoruna girdiğiniz yazılım bile aslında sizin para vererek kullandığınız bir şey olmadığı için o bile sizin teker teker ne yaptığınızı takip ediyor. Diyorsunuz ki ben banka ekranından şifremi girdim. Bunu kimse görmüyor. İşletim sisteminizde olmasa bile o gösterici ekranı size, o da bir yazılım ve hangi tuşa bastığınızı o biliyor. Bir pencere açabilir miyim hocam? Çok burada. Ne olur kaldığınız yerden devam edin tekrar ne derler, bilimsel bakışa geri dönün ama ben böyle bir afaki bir şey soracağım. Yani sizce bu insanlar buna bu kadar işte bu yazılımlara falan para yatıyor. Hilal-i Ahmer'e değildir herhalde bunlar. Yani bütün bu Google'lar, işte Facebook'lar, şunlar bunlar, bütün bizi izlemelerin sonucu ne? Neye hizmet ediyor? Ne yapmak istiyorlar bunlar? Biz de bedava diye kullandık ama. Para kazandı, evet. Yani biz burada reklam... aslında şimdi şöyle bakmak lazım. Hiç kimse bir komplo teorisi üzerine bunu öncelikle inşa etmesin. Bu dolaylı bir sonuç. Öncelikle herkes var olmaya çalışıyor. Aslında Google'a benzer bir sürü şirket vardı. Bunlardan evet. Bir tane hangisi öne çıktıysa o ünlü oldu. Bu şey gibi mesela çok belirli seviyede bilgisi olmayan bir gruba deseniz ki milyon kişiye siz bu konuda bir çözüm bulun. O milyon kişiden bir tanesini bulan kahraman çıkar. Ama bilen kişilerden 100 kişiye de verseniz çıkar. Dolayısıyla olasılıkları dikkatli görmek, analiz etmek lazım. Google dolayısıyla Amerika'daki yani küresel bilişim ekonomisi içerisinde bir sürü yatırımdan, benzerlerinin içerisinden en öne çıkan oldu. Ve tamam, benim komplo teorilerimi kapatıyorum o zaman. Evet, ama başka bir şey oldu devamında. Sonuçta onların olduğu, tabi olduğu bir hukuk sistemi var, bir ülke var. Bakın mesela Prisma yazılımı inkar edildi mi? Edilmedi değil mi? Prisma yazılımı ne yapıyordu? Google'dan, diğer sosyal medya platformlarından, e-postalarda dahil olmak üzere Amerika'nın devlet güvenliği gereği doğrudan sisteme erişimle veri alışverişini sağlıyordu değil mi? Onlar da diyor ki benim güvenliğim açısından bu önemli. Şimdi bunu biz Türkiye Cumhuriyeti olarak buna çok itiraz edebilir miyiz? Belki biz de yapıyoruzdur benzerine. Yani ülke, ama baktığımız zaman onların kendi içerisindeki, kendi hukuk içerisinde bir sorun yokmuş gibi gözüküyor ama bir Türk vatandaşı olarak başka bir ülkeden hizmet aldığınız zaman onun bunu yapıyor olması size biraz tuhaf geliyor. İleride ama onların
ölçek ekonomisi içerisindeki büyümesine karşılık sizin küresel pazardan pay almanızı bu etkilemeye başladığında bu giderek de daha çok öne çıkıyor. Bu sefer diyorsunuz ki ya biz güzel şeyler yapıyoruz ama güzel şeylerin karlılığını niye ülkede sürdüremiyoruz? İşte sürdüremeyişimizin sebeplerinden bir tanesi bu. Bu artarak devam ediyor. Baktığınız zaman mesela e-ticaret gelişen bir alan değil mi? E-ticarette kaç tane başarılı olan varsa bunları ya yabancı sermayeye dönüyor ya da tamamen satın alınıyor değil mi? Yani ya finansal evet. anlamda bir yabancıya giriyor. Bu bir tesadüf mü? Veya biz diyoruz ki mesela girişimcilerimiz var, onları destekliyoruz. Ama bir bakıyoruz girişimcilere ödül olarak mesela Silikon Vadisi'nde yer açmayı, onları oraya göndermeyi öneriyoruz. Halbuki bizim onları tamam açsınlar, satmak için çok önemli. Amerika bir pazar yeri sonuçta. Küresel bakmamız lazım bizim de. Yani Amerika kötü vesaire gibi bir şey çok yanlış bir yaklaşım olur. Küresel pazar yeri neresiyse pazara gidip orada ürününüzü satacaksınız. O kanalların açık olması lazım ama bizim insanlarımızı ihraç değil, ürünlerini ve sistemlerimizi ihraç eder hale gelmemiz lazım. İşte burada rekabetin, küresel rekabetle uyumlu olabilmesi için de kendi pazarımızdaki verinin önemi var. Çünkü bazıları diyebiliyor ki, ya dünyada bu kadar veri var, bu kadar müşteri var. Kim bakacak Türkiye'deki veri sayısına? Hayır öyle değil. Türkiye'deki verinin, çünkü Türkiye'deki pazar için bir farklılaşması var. O farklılaşmayı siz niş pazar deniyor yani kendi pazarınıza özel farklılıkları göstermek için kullanabiliyorsunuz. Mesela bakıyorsunuz Amazon'da peşte mal çok satıyor. Türkiye'den giden en çok satan ürünlerin bir tanesi mesela. Ama bunu kim biliyor? Amazon biliyor. Türkiye'deki üreticilerden kaç tanesi bunun farkında? Siz bir pazar yeri olduğunuz zaman o pazar yeri olmanın verisiyle önünüz açılıyor. Biz bunun bazı avantajlarını geçmişte yaşadık. Mesela baktığınız zaman Irak Savaşı'ndan sonra kamyon şoförleri, oraya Irak'a nakliye yapan şoförlerin bir kısmını baktınız ki tehacir olmuşlar. Nasıl oldular? İş adamı oldular sonra. Hatta büyük şirketlere dönüştüler. Bazıları tabii o riskli ortamda hayatlarını kaybeden, yaralananlar da oldu ama niye? Çünkü verdiği zaman o parayı, ürünü teslim ederken diyor ki, bakıyor ki burada gerçek bir müşteri var. Pirinci diyelim ki 10 liraya alıyor. Adama diyor ki ya ben sana şuradan da getireyim, bunu sana 9 liraya versen benden alır mısın diyor. Ticari istihbarat oluşuyor. Bu eskiden beri de vardı. Nakliye bilgileri, sigorta bilgileri, bunların hepsi eskiden beri bir ticari istihbarat değeriydi. İşte şimdi o ticari istihbarat değeri bizim internet alışkanlığımız, kullanım alışkanlıklarımızla birlikte siber uzaya doğru taşındı. Dolayısıyla da sadece mesela şöyle görmemek lazım. Ben e-ticaret sitesine girdim. E-ticaret sitesi sadece bana ürünü satarak benim verilerimi alıp başkaları bir kıvara kazanmadı. Aynı zamanda başkalarına sattı. Bu genellikle olan şey bu değil. Genellikle o e-ticaret sitesine girmek için kullandığınız arama motorundan başlayarak daha da öncesinde hangi arama motorunu kullanırsanız kullanın. Oraya girmek için ulaşma sırasında ücretsiz kullandığınız her bileşen. Başta da internet gezdirici. Yani browser olmak üzere bunların hepsi sizin verilerinizi alıyor. Burada bir ekonomik fizibilite ile mali fizibilite farkı var. Bizim kişisel olarak tek tek mesela çok önemli görmediğimiz bir şey aslında devletin farkında olup önemli görmesi gerekiyor. Mesela Pardus işletim sistemini yerli bir işletim sistemi olarak müdafaa ediyoruz ama gerçekten onun yaygınlaşabilmesi için gerekli desteği veriyor muyuz? Ya da versek yaygınlaşır mı istediğimiz kadar? Bu hesapların iyi yapılması lazım. İşte bizim yapmadığımız şey o. Özellikle de devlet olma bütünlüğü içerisinde şöyle görmek gerekiyor. Devletin bir şekil değişikliği var. Devlet apartman site yönetimi ne kadar biz içinde hissediyorsak devletin içerisinde de o kadar hissetmeli ve beğenmediğimiz şeylerin üzerine gitmeliyiz. Yani KVKK ile ilgili işletimde bazı şeyleri beğenmiyor muyuz? Ya da beğenmekten kastım şu, mesela şikayet ettiğimiz bir durum mu oluşuyor? Kafamızda bir soru mu var? Bunu iletebiliyor olmamız lazım. Bunun arkasında durabiliyor olmamız lazım. Toplumla ilgili böyle ortaklıkları dikkate almak ya da bunu kutuplaşma diye değil, bunu sürecin bir parçasına entegre etmek lazım. Mesela CİMER mesela bir yöntem olarak iyi çalışıyor, hızlı çalışıyor. Ama aldığınız yanıtlara baktığınız zaman çoğunda diyor ki bu bir mütalaadır. Bir diyor ki mesela kaç defa ceza kestin diyor bir kuruma. Kurumun orada birkaç soru daha var. Kurum diyor ki bu bir mütalaadır, internet sisteme bak. Şimdi verilecek cevabı aslında şöyle görmek lazım. Kişiler aslında provokatif olarak bunu göndermiyor. Onların aslında verisini belki başka şekilde değerlendirmek lazım. Yani bu bir halkın aslında bir yansıması ve insanlar zaman harcamış, CİMER'e yazı yazmış. Herkes de yazmıyor değil mi?
Bu bakıyorsunuz gerçekten de 30 gün içerisinde cevabın geldiğini görüyorsunuz, memnun oluyorsunuz. Ama gelen cevabın o kuruma ne kadar etkili? Devletin dinamik bir devlet modeline geçmesi gerekiyor, yaşayan bir sisteme geçmesi gerekiyor. Yani e-devletleşmeyi biz şöyle görüyoruz. İnternet sitelerini birbirine bağlayalım arka tarafta kurumların. Bunu da diğer ülkelere göre bu arada hızlı yapıyoruz tırnak içerisinde. Yani birçok ülkede Amerika Birleşik Devletleri'ne de gitseniz Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir ortak devlet sistemi içerisinde maliyeye gideyim oradan aldığım evrakı şuraya gideyim falan o biraz zor bir iş. Türkiye'dekini hatta bankacılık sisteminde de Amerika'daki Türkiye'deki bankaların entegrasyon oranına baktığınızda benim kişisel tecrübem ve kanaatim o yönde ki bizim aslında onlardan önde olduğumuz ama bizim bunu yaparken ki hızımız sırasında bazı şeyleri atlıyoruz. Mesela işte bu atladığımız şeylerin başında bu entegrasyonun getirdiği veriye ve bilgiye ne kadar değer verdiğimizle ilgili konular var. İki siteyi birleştirdik ama şöyle de bir sonuç ortaya çıkıyor. Mesela bakın Mernis verisi çok değerli bir veri değil mi? Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal güvenlik numarasını paylaşsanız hapis cezası vardır direkt. Yani başkalarınınkini paylaşıp yaysanız. Ama bizde TC kimlik numaramızı apartmanın kapıcısı bile bir yere gittiğinizde TC kimlik numaranızı soruyor neredeyse. Doğru. Şimdi nereye girseniz TC kimlik numarası soruluyor. Burada şunu düşünmek lazım. Demek ki benim paylaşmam gereken bir kısmı var, bir de paylaşmamam gereken bir kısmı varsa buna önce bir çözüm bulmam lazım. Veya ben bunları birleştirmek istiyorsam, e-devletleştirmek istiyorsam, kişisel veriler önemliyse bu kısmın içerisinde kişisel verileri koruma kurulu aracılığıyla bunları yönettiğim kadar devlet içerisindeki kısmını da bunun bir parçası haline getirmem lazım. Bunun sonucu ne oluyor? Mesela devletin içerisinde herhangi bir kurumun güvenlik açığı bütün kurumların güvenlik açığı haline geliyor. Niye? Çünkü karşılığında bir iş süreci yokken, mesela ben örneğin bir çocuk, bir bebek doğdu. Nüfus kaydı yaptıracaksın, değil mi? Bu bir iş süreci. Devletin içerisinde binlerce geçerli iş süreci var. İş süreci olmaksızın Mernis'te, Merkezi Nüfus İdare Sisteminde sorgu yapamamanız gerekir. Teknik bir sorgu yapıyorsanız bile onun bir kaydı olması gerekir. Evet. Tamam derler ki vardır ama örneğin kadastroda bir işlem yokken kadastro nüfus verisini istediği kadar sorgulayabiliyorsa kayda geçse de geçmese de bu şunu günün birinde oradaki bir bilgisayarda olabilecek bir açıkla zaman içerisinde sizin bütün Mernis datanızın da başka bir yere geçebileceğini de gösteriyor. Dolayısıyla devlet her noktada eşit derecede güvenliği sağlayamayabilir. Ama devletin kendi içerisinde entegrasyon olarak birbirlerine her kurum kendi içerisinde tedbir alsın birbirleriyle konuşsunlar değil. Devletin ortak bir iş süreci olması lazım. Bankacılık sisteminin olduğu standartta olduğu gibi arka tarafta bir operasyon sistemi olması lazım ve bunun yaşayan bir sistem olması lazım. Bizde bir mükemmel devlet olma ihtiyacı var. Bu da gerçek dışı. Yani biz herhangi bir bürokratı bile bürokratlarda inisiyatif kullanma endişesini de uyandırıyor bu bence. Sadece siber güvenlikle ilgili işler veya dijitalleşme için değil. Hiç yanlış yapmama gibi bir şey var devletin. Yanlış yapabilir, işlemi geriye alabilir ama kuralları doğru koymuşsa o zaten yanlış sayısı da Azalır. azalacaktır. Kişilerin üzerine yükleri değil, sistemi iyi yapma idealleri üzerine yükleri oluşturmak lazım. O yüzden de biz sadece e-ticaretle data açığı değil, devletin içerisinde tamam çok güzel hızlı gidiyoruz ama kendi güvenliğimizi, veri bütünlüğünü, kişisel verilerle ilişkimizi devlet içerisinde de kurumlar tarafından iyileştirilmesi, bunun her kurumun kendi yükümlülüğü değil, ortak bir sistem mantığıyla ilerletilmesi gerekiyor. Sonuç olarak da kişisel verilerimiz var ama bu dijital ikiz konusunda son olarak da şöyle söylemek istiyorum. Seçimler geliyor, değil mi? Facebook'un Cambridge Analytica ile olan ilişkisinden dolayı Amerika seçimlerinin öncesindeki durum ne kadar tartışıldı? Şimdi Türk vatandaşlarının kimin hangi partiye oy vereceği bile aslında sizin o internet Kesinlikle. alışkanlıklarınızdan bazı veriler ortaya çıkabiliyor. Evet. Hatta mouse hareketleriniz, ekrandaki hareket biçiminiz bile sizin zekanızla, sizin hangi konuda bilgi sahibi olduğunuzla, sizin hangi bunu nasıl ilerleteceğinizle ilgili bir bilgiye dönüşüyor. Dolayısıyla yaptığınız her türlü biyometrik şey, hareket, iz o sistemde dijital ikizin iyileştirilmesinde bir modele bir katkı sağlıyor. Bunu modele katkı
Kaçınılmaz olabilir belki ama bunu nasıl yönetildiği konusunda devletin de bazı stratejileri olması lazım. Bunu sadece girişimcilere bırakmaması, ortak kurallar olması ama burada da bir mutabakat, halkın da bir mutabakatı ve sevgisi olması gerekiyor. Peki hocam. Şöyle devam edelim mi? Murat hocam, şimdi sosyal medya iletişiminde işte aileler, anneler, babalar, özellikle de anneler işte bebek ve çocuklarının hem fotoğraflarını hem bilgilerini sıkça kullanıyorlar. Benim bütün arkadaşlarım mesela işte 1. yaşı, 10. yaşı hep sürekli kullanıyoruz. Ancak yıllar geçtikçe bu özel hayata ilişkin paylaşımlar soruna dönüşebiliyor. Sorum şu: sosyal medya paylaşımlarına da veri ve bilgi güvenliği sorunlarının çeşit ve boyutları neler, nelerle karşılaşıyorsunuz bir hukukçu olarak? Nasıl önlem alalım? Nelere dikkat edelim? Sorunlu hallerde ne yapalım? Ne diyorsunuz? Şimdi sorunuz için teşekkür ediyorum. Çünkü bu gerçekten problemli bir alan ve benim gittiğim tüm konferanslarda da anlatmaya çalıştığım bir alan. Çünkü birkaç tane problem var. Şimdi problemlerden birincisi şu. Anneler, babalar çocuklarının arkadaşlarını öğrenmek istiyorlar. Çocukların arkadaşlarının evlerinin nerede olduğunu öğrenmek istiyorlar. Yani bir şekilde çocuğuna sahip çıkmak istiyorlar. Ama çocuğun aslında en yakın arkadaşı elindeki cep telefonu veya tableti veya bilgisayarı. Orada sosyal medyada nereye gidiyor, ne yapıyor, ne ediyor? Bir kere buna bakmıyorlar ve bunu kontrol etmiyorlar. Veya sosyal medya üzerinden onlar üzerinde takipleşip onların ne yapıp yapmadıklarını kontrol etmiyorlar. Halbuki orası bambaşka bir dünya ve fiziksel dünyamızdan çok daha geniş bir dünya. Yani biz şu an istesek Berk hocamla hadi bir atlayalım Amerika'ya gidelim diyemeyiz. Yani şuradan belki Kapıkule'den çıkmak bile kaç saat alır. Ama şu an istediğimiz anda Amerika ile online bağlanabiliriz. Dünyanın dört bir tarafından insanla görüntülü konuşabiliriz ki hepimiz bunu yapıyoruz. Bunu çocuklar da yapıyorlar. Bir kere sosyal medyada çocukların ne yaptığını takip etmek lazım. Birincisi bu. İkincisi fotoğraf paylaşıyorlar. Çocukluğunda. Çocuğun rızası var mı? O fotoğraf kime ait? Çocuğa ait. Bu sorunun cevabı bu arada Avrupa Birliği'nde de yok, Türkiye'de de tam olarak yok. GDPR'le belirli bir düzenleme getirilmeye çalışıldı. Özellikle 16 yaş üstü için falan ama ya çocuk 3 yaşındayken İşte baldırı çıplak denizin kenarında geziniyor iken fotoğraflarını anne yüklüyor veya baba. Sonra adadan 40 yıl geçiyor. Adam kocaman profesör olmuş, general olmuş, TV spikeri olmuş. Hala o baldırı çıplak fotoğraflar dolanıyor. Çünkü internet unutmaz. Belki onunla anılmak istemiyor kişi. Çocuğa Çok doğru. sordunuz mu? Tamam, annenin babanın velayet etme hakkından dolayı bu fotoğrafları paylaştığını düşünelim. Ama esas şöyle İki tane örnek üzerinden gideceğim. Sıkıntılı bir durum var. Benim işte 18 olacak Temmuz'da bir kızım var. Amin cümlemizinkini ve liseye gidiyor. Ve bir gün Instagram'ına bakarken ben de yanındayım. Bir genç kız fotoğrafı havuz başında genç kadın fotoğrafı havuz başında son derece böyle seksi bir bikini falan filan. Ya sen dedim ne biçim insanlarla dedim takipleşiyorsun, bu dedim senin yaşına uygun değil. Ya o zaman hazırlık veya lise 1'de. Baba benim bir sınıf arkadaşım dedi. Anne baba dedim bunu dedim biliyor mu dedim. Annesiyle beraber çekilmişler dedi, kaydırdı, annesiyle beraber çekilmişler. Şimdi ahlaki bir yargılama kesinlikle kimseye yanlış Anlıyorum anlamıyor. söylemek Herkesin istediğinizi. hayat stili kendini ilgilendirir. Ama o fotoğraflar birilerinin eline geçiyor ve pornografik ürün olarak kötüye kullanılabiliyor. Veya ona karşı kullanılabiliyor. Bir başka büyük tehlike çocuk küçüklerin. Bu çok büyük bir tehlike. Birkaç arkadaşımda başıma geldi. Bir örnekte çocuk, kız çocuğu üzerindeki minik güzel bir elbise var. Kız çocuğu dedim bu arada 5-6 yaşında bir kız çocuğu. Eğilmiş çiçek koparıyor. Annesi de fotoğrafını çekmiş ve Instagram'a koymuş. Ama o eteğinin arasından çocuğun iç çamaşırı görünüyor. Şimdi pek çok kişi diyebilir ki ya hoca sapık mısın? 6 yaşındaki çocuğun iç çamaşırı görünse ne olur, görünmese ne olur? Yerden göğe kadar haklısınız ama benim gördüğüm dosyalarda, gördüğüm yaşlarda öyle şeyler var ki yani bir kere bir stajyerimiz fotokopi çekerken hüngür hüngür ağlamaya başladı o fotoğrafları görünce. Çünkü bu pedofil dediğimiz, sapık dediğimiz insanlar bu fotoğrafları topluyorlar ve bunları internetin aslında %90'lık bölümü olan işte Deepnet'in daha derin kısmı olan Darknet'te para karşılığı satıyorlar. Veya deminki örnekte mesela genç kız fotoğraf çektiriyor. Ne yapıyorlar? Buna karşı
şantaj olarak kullanıyorlar. O fotoğrafı alıyorlar ki şimdi deepfake gibi teknolojiler de çıktı. Daha rahat sahte görüntüler yapılabiliyor. O çocuğa karşı kullanıyorlar. Şu anne babalardan bir isteğimiz, ricamız da şu. Çocuklarıyla açık bir ilişki kurmaları. Çocuklarının başlarına bir şey geldiğinde bunu rahatlıkla ebeveynlerine söyleyebilmeliler. Söyleyemediklerinde çünkü o taciz, cinsel saldırıya kadar veya cinsel istismara kadar varabiliyor. Ama şöyle çok güzel örnekler de var. Bu yaşanmış gerçek bir örnek. Bir genç kadın ailesiyle beraber yaşıyor ve sevgilisiyle olan cinsel ilişki görüntülerini kameraya almışlar. Ve bilgisayarında duruyor. Bilgisayarı tamirciye götürüyor, bilgisayar tamircisine. Ve bir şekilde bilgisayar tamircisi bunun farkına varıyor, kızı arıyor ve tehdit ediyor. Bak böyle böyle görüntülerini ele geçirdim, seni ailene rezil ederim, buraya rezil ederim. Kız çok doğru bir şey yapıyor, gidiyor ebeveynlerine söylüyor. Suç duyurusunda bulunuyorlar. Savcılık bu tür konularda, bu tür istismar konularında, çocuk pornografisi konusunda inanılmaz hızlı çalışır. Yani halkımıza buradan bunun da mesajını ver. İnanılmaz hızlı çalışıyorlar. Yani Mustafa Bey de bilir, emniyette çalıştı yıllarca. Interpol bile yani gece Avusturya'dan düğmeye basarlar, sabah Gaziantep'te operasyon yaparlar. Bu söylediklerimin hepsi gerçek. Hemen gidiyorlar, bilgisayarlarına el koyuyorlar ve o kişiyi tutukladılar. Sonra da yargılaması yapıldı. Dolayısıyla çocuklarımızla böyle açık bir iletişim kurmalıyız. Cezası ne kadar hocam? Çocuk böyle bir şeyin istismarı. Şimdi çocuk istismarının böyle bir durumda boyutları ya mesela var. Bu davada ceza ne kadar? Şimdi size şöyle açık bir net şey söyleyeyim. Ben bir ceza hukukçusuyum. Onun ancak için soruyorum hocam. Rahmetli hocamız Çetin Özey'in, Profesör Doktor Çetin Özey'in kelimesini, sözleri burada kullanayım. O hep şey derdi. Evladım benim kafam çöplük gibi ezberleyeyim. Biz hiçbirisinin cezasını ezbere bilmeyiz. Kanuna bakar, kanundan söyleriz. Eğer şey yaparsanız hemen çocuk istismarı girelim. Hayır, söyleyelim. O davayı biliyorsanız diye söyledim hocam. Orada hocam alınan, o dava için söyleyeyim. O kişi benim hatırladığım kadarıyla 8 yıl kadar bir hapis cezası aldı. Yetmez. Yetmez peki. Şimdi bu tür gördüğümüz ebeveynlere söyleyebileceğimiz büyük problem var. Bir büyük problem daha. Maalesef bu bizim kanunlarımızda tanımlanmış değil. Grooming dediğimiz bir olay var. Şimdi düşünün, ben yaşım itibariyle, hocam da benzer yaşlardayız. Aslında bizim 20 yaşındaki gençlerle çok arkadaşımız, şeyimiz olmaz, muhabbetimiz olmaz. Normal şartlarda bizim yaşımızdaki insanlarda. Ama biz üniversite öğretim üyesi olduğumuz için işte 18'lerin sonu, 20'nin yaşlarındaki insanlarla bir şekilde etkileşimde tabii olmamız son derece normal. Bizim yaşımızdaki bir ortaokul veya ilkokul öğretmeni için de bu normal. Aynı. Peki benim 9 yaşında, 8 yaşında, 7 yaşındaki çocuklarla sosyal medya üzerinden arkadaş olmam normal mi? Hayır, değil. Ne işim var? Ne onlarla neyi konuşacağım? Neyin sohbetini edebilirim? Ancak görüyoruz ki yetişkin bireyler bu çocuklarla sosyal medya üzerinden arkadaşlık yapmaya başlıyorlar. Başlangıçta işte, tabii ki şimdi düşünsenize, karşınızda minicik bir çocuk var. Onun yaşadığını siz 4-5 kere yaşamışsınız. Onun sorunlarına anlıyorsunuz, ebeveynleriyle yaşadığı muhabbet problemleri anlıyorsunuz ve ona sanki psikolojik destek verir gibi davranıyorsunuz. Bir süre sonra ya o şeye de evriliyor. İşte şuranı açsana, buranı açsana, şöyle bir fotoğraf göndersene. İşte bu aslında o fotoğrafı aldığınız andan itibaren aslında çocuk pornografisine, müsteşcenliğe girer, TCK'nın kapsamına girer. Ancak oraya girmeden önceki hazırlık hareketi dediğimiz kısım cezalandırılmayan bir kısım. Halbuki bir adım sonrası artık o suça gidecek. Dolayısıyla o suç olmadan, yani çocuk istismar edilmeden o olaya el konulması lazım. İşte uluslararası hukukta, daha doğrusu uluslararası hukuk doğru terim değil, yabancı ülke hukuklarının pek çoğunda, Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de bunlar artık düzenlenmekte. Mesela Türk kanununda bu konuda bir eksiklik var. Bunun da giderilmesi gerekiyor. Ama şunu unutmayın, girmeden önce de konuştuk. Hep şu düşünülür. Ya bu ülkenin savcısı yok mu? Bu ülkenin hakimi yok mu? Sayın seyirciler, ceza hukuku son çaredir. Örneğin ben biraz sonra Bildiron'uma yumruk atmayı düşünüyor olabilirim.
Bu düşüncemi ceza hukuku cezalandırmaz. Şu an hiçbir savcı devreye girmez. Ben ne zamanki kolumu şöyle yaptım, artık icra hareketine başladım, ceza hukuku bu konuda devreye girer. Dolayısıyla öncelikle Bilnur Hanım'ın kendisini koruması lazım. Zaten o yüzden aradaki mesafeyi koruyor. Peki, peki. Şöyle devam edelim. Gerçekten çok kritik noktalar bunlar hocam. Mustafa hocam, son dönem popüler kavramlardan biri bu deepfake ya da işte derin sahte kavramı. Bu derin sahte nedir? Mesela bir veri ya da bilgi güvenliği sorunu mudur? Eğer öyleyse bu konuda tedbir almak ya da sahtesini aslından ayırt etmek nasıl mümkün olabilir? Ne dersiniz? Evet, bize bununla alakalı yavaş yavaş dava dosyaları bilirkişi olarak gelmeye başladı. Şu an için en azından şimdiye kadar bizim tespitlerimizde çok sıkıntılı bir konu yok. Çünkü karşılaştırmalarda gerçek mi, sahte mi üzerinde bir oynama yapılmış mıyı tespit edebiliyoruz. Fakat teknoloji ilerliyor ve bu konuyla alakalı da araştırmalar da ilerliyor. Bu durum nereye gider? Örneğin yapay zeka ile ilgili olsun, diğer teknolojilerle ilgili olsun, orada da korkularımız var. Onlar gibi o korkularımıza gider mi? Bu gidişte gideceğine benziyor. Yani siz birisi söylemese bile sanki bir şeyleri söylemiş gibi o mimikleriyle, hareketleriyle, konuşmalarıyla bunu yaptırabiliyorsunuz. Ve ilerleyen teknolojiyle karşılaştırma sonunda sanki gerçekten de onun söylediği bir sözmüş, bir hareketmiş, bir davranışmış gibi bir durumla karşılaşacağız. Bu hem hukuken hem ahlaken çok sıkıntılı sonuçlar doğuracak. Peki hocam, nelerin derin sahtesi yapılabilir? Mesela bunun için yazılım ya da teknoloji dahisi olmamız gerekir mi? Yani şu anki şeylerle ufak tefek programlarda bunu yapıyorsunuz. Yani son kullanış dediğimiz interneti bir uygulamayı indirebilecek kadar bilgisi olan kişiler ufak tefek programlarla bunu gerçekleştiriyorlar, ama bunu esasen o yazılımı yazan ya da arka planda bununla alakalı araştırma yapmak için tabii ki bir bilgi, tecrübeye sahip olmanız gerekiyor. Bununla ilgili de araştırmalar giderek arttığını bildiğimizden dolayı sıkıntılı bir sonuç çıkacak gibi, ama zaman da gösterecek. Nasıl bir şeylerle karşılaşacağımızı zaman gösterecek. Peki. Çok teşekkürler. Şimdi ben rica ederim. Şeyle ilgili sadece hocamın, Murat Volkan hocamın sözlerine ek bir şey söylemek lütfen istiyorum. Lütfen buyurun hocam. Unutulan noktalardan bir tanesi, yani hocam için anlamında söylemiyorum. Dijital ayak izlerimizin bizi takip ettiğini unutmadan paylaşımlar ve işlemler yapmalıyız. Verilerimizi bir yerlere depolamalı veya verilerimizi bir şekilde paylaşmalıyız. Birçok defa söylüyorum, yani bundan 5 sene sonra Murat Volkan hocam Cumhurbaşkanı baş danışmanı olabilir ya da hocam bir Ar-Ge projesinin Türkiye için çok önemli bir noktada bir başında olabilir ya da çocuklarımız, şimdinin 10 yaşındaki çocuğu, 20 yaşındaki gençlerimiz çok önemli projelerde, illa devletle alakalı değil, özel sektörde de önemli bir noktada olabilir. Artık ne yazık ki işte siber güvenliklere çok dikkat edilmeden bu hareketler yapılırsa, geçmişinizin de ayak izleri düzgün değilse, buralardan tehditle, şantajla size o kurumun, başında bulunduğunuz kurumun ya da o kurumu temsilen barındırdığınız verileri, paraları, itibarı zora sokacak şekilde
ve dolayısıyla sizi zora sokacak şekilde hareketler olabilir. Ondan dolayı şu andan itibaren, hadi ya da geçmişten itibaren paylaşımlarımıza dikkat etmeliyiz. Bu bilinçte çocuklarımızı da yetiştirmeliyiz, kendimizi de bu Peki. bilinçle yetiştirmeliyiz. Herkese yaptığımız paylaşımları açmaya gerek yok. Hocam mesela az önceki örnekteki havuz başındaki fotoğrafını eğer herkese açıksa burada sıkıntı başlıyor. Ya yani örneğin ünlüler gazetelere de yansıyan noktalarda 20 yaşındaki bikinili ya da işte bir sevgilisiyle olan videolarını sildirmek veya resimlerini sildirmek istiyor. Ya da yayın yasayla ilgili suç ceza hakimliklerinden bu belirtilen internet ortamındaki yayınların ya durdurulması ya kaldırılmasını istiyor. Neden? Çünkü o dönemde yaptığıyla şimdi 35 yaşında, 40 yaşında bir yuva kurmak ya da bir çocuğunun için o görüntülerin olmamasını görmemek istiyor. Bununla ilgili birçok başvuru, birçok dava var. Bu konuda daha duyarlı olmalıyız. Dijital ayak izlerimiz bizi takip ediyor. Peki hocam, buradan devam edelim. Şimdi bu dijital ayak izlerimiz diyor ya, biraz önce konuştuk ama bir kez daha masaya yatıralım. Şimdi bu artan reklam mesajları işte giderek bizim mesela hani bizimle özdeşleşiyor, özelleşiyor. Hani reklam arasında da söyledim ya, işte Google'dan mesela ben bir gardırop aradım. O sürekli bana şimdi gardırop reklamları geliyor mesela. Ya da bir yere gidiyorsunuz, gittiğiniz yere göre işte sizi de biraz tanıdı ya, o yörenin tanıtımı falan bir takım mesajlar geliyor. Şimdi gönderenler peki bu verilere nasıl erişiyor? Hadi yani Google mu bunlara satıyor? Yani endişelerim mi? Bir işlem yapalım mı? Yasal düzenlemelere karşı haklarımız ne? Yani sorunun son cebi şu: İstenmeyen mesajları önlemek de mümkün müdür? Hani gelen reklamlara da filan Bedava bakıyoruz. kullandığınız hizmetler için mümkün değil. Parayla verdiğiniz hizmetler için haklarınız var. Mesela bir telefon operatörü bunu yaparken diyor ki ben diyor sizin verinizi karşı tarafa satmadım diyor. Karşı tarafın kullanmasıyla, talebiyle bendeki verileri bendeyken işledim ve gönderdim diyor. Mesela sizin bir mağazaya kaç defa girip çıktığınızın verisini o mağazayla ilişkili, o mağazaya girdiğinizde size bir mesaj geliyorsa diyor ki operatör, ben diyor onu mesajı gönderene vermedim diyor. Onu koşul hizmetini veriyorum diyor. Aslında çok da büyük bir farkı yok. Çünkü bu yasaları, yasal zeminini de aslında bir hata yapmamak lazım. Genellikle bir tanesine bakılıyor. Mesela kişisel verileri koruma kanunu ya da elektronik haberleşme kanununa bakılıyor. Halbuki rekabet yasası, elektronik haberleşme yasası, internet yayıncılığı yasası, KVKK, bunların ilgili birbirleriyle ilişkili hükümlerine birlikte bakmak lazım. Çünkü bakıyorsun diyor ki rekabet yasası da hakim durum. Kullanımı, kötüye kullanımı diye bir madde var. Bu 1994'te çıkan bir yasa olmasına rağmen aslında hükümleri oldukça önemli ve sağlam olduğunu düşünüyorum. 4054 sayılı yasa diyor ki bir mal veya hizmetin satışında onun yanında size başka bir hizmeti satmayı ya da onun reklamını yaptırmayı bir şekilde bir araya getirmişse basitçesi bu diyor hakim durumu kötüye kullanmak anlamına gelir. Şimdi Türkiye'deki bu şirketler diyor ki biz karşı taraftan bunun onayını aldık. O hani ilk başta abonelik yaparken diyor ki mesela 100 liraya abonelik olabilir veya uzun dönem abonelik yaparsanız diyelim ki 80 liraya yaparım. Ama 80 liraya olan abonelik sözleşmenizle 100 liraya olan abonelik sözleşmenizdeki farkları size tam olarak söylemeyebiliyor. Siz diyor ki siz okuyun. Doğru, hukuken sizin okuma yükümlülüğünüz var. Sorumluluk sizdeymiş gibi gözüküyor. Ama bir taraftan da baktığınızda 80 lirayla 100 lira arasındaki farka alternatif bir şey yok. Nedir adı? Bu sözleşme içerisinde alternatif bir sözleşme yok. Alternatif bir sözleşme yoksa kamu adına tüketici haklarını koruyan tarafların aslında bu yönde de sendikasyon yeteneklerini, birlikte hareket etme yeteneklerini geliştirmesi gerekiyor. Şu anda bunlar yeni yeni farkına varılıyor. Dolayısıyla sizin verilerinizi üçüncü tarafla paylaşmasa bile sizin verilerinizin işleme biçimi ve bu işleme biçimindeki aldığı yetkinin sadece o sözleşme hukukuyla ilgili değil, aynı zamanda hakim durumu bir kullanma ve bunun da bak diğer operatörler de zaten bunu yapıyordu.
şeklindeki bir şeye dönüşmesinin başka yasalarda da karşılığı var. Bunu o yüzden iyi takip etmek gerekiyor. Bir bu deepfake ile ilgili olarak da bir ekleme yapmak lütfen, istiyorum. Buyurun bu hocam. Aslında çok hızlı ilerleyen bir konu. Yani düşünün, derin öğrenme 2015 sonrası 2016'dan başlayarak gündemde hızlı gelişti. Çok eskiden beri teorik olarak olsa da teknolojinin imkanları o zaman da geldi. Bir 3-4 sene içerisinde geldiği noktaya baktığınız zaman bundan sonraki 3-4 senede iki tane şey gündeme gelecek. Bir tanesi mesela Kemal Sunal, çok sevilen bir Türk oyuncusu, sinema oyuncusu. Kemal Sunal hiçbir zaman oynamamış olduğu bir filmde oynamaya başlayacak. Ama sadece senaristiyle oynamayacak. Kemal Sunal nasıl davranması, aktör olarak, çünkü herkes birebir aynı davranmıyor değil mi? Aynı metni okuyor, farklı mimikler oynuyor. Kesinlikle. Kemal Sunal olarak da benzeri farklılıkları ortaya koymaya başlayacak. Daha önceki versiyonlarında, hani bu dijital ikizle fake bir araya gelmeye başlayacak. Bunun için söylüyorum. O yüzden sizin ekranınızdaki... Şimdi yeni yeni böyle şeyler var ya hocam, onlar gibi mi? Hani bir şeyin içine giriyorsunuz. Sanatçının yerine kendinizi koyuyorsunuz. Evet. Ona gibi bir şey mi? Bu ondan bir sonraki aşaması. Fake ile dijital ikizin birleşmesi. Yani sizin aslında bir humanoidinizin, yani sizin Billur Aktürk olarak gelecek. Burada bunu sunacaksınız. Ama bunu mesela size verilen bir senaryo ile sadece görüntünüz ve sesiniz aynı olarak sunmayacaksınız. Aynı zamanda size bir hedef verildiği zaman Billur Aktürk yanlışlarıyla, doğrularıyla, mimikleriyle nasıl davranıyorsa aynı yanlışları ve doğruları yaparak, çünkü onunla bir bütün olarak diyelim ki seviliyorsunuz değil mi? Mükemmel olarak sevilmiyorsunuz. Kemal Sunal mükemmel olarak mı seviliyor? Hayır. Tabii. Çok yani, doğru. Oradaki tesadüf gibi gözüken karakteri de bunu yansıtıyor. Şimdi burada başka bir şey ortaya çıkacak. Bir film yıldızı, sinema yıldızı belli sayıda filmden oynandıktan sonra onun görüntüsünü ve diğer özelliklerinin kullanımı bu sefer farklı bir değer oluşturmaya başlayacak. Şimdi diyecek ki ben karakterimi mesela pazarlıyorum. Belki de o filmde kendisi oynamayacak, karakterini pazarlayacak. Ama aynı şey sizin için mesela kurumsal kimlik kullanımından tutun da günlük hizmetlere kadar sanal operatörler gündeme geldiği zaman, yani telefonu açıyorsunuz mesela 118'de işte bir çağrı operatörü geliyor ya, onların davranışları da dahil olmak üzere siz farkında olmadan sizin verileriniz farklı bir şekilde o modellerin bir parçası olabilecek. Siz bunu farkında mısınız? Yani bunun nasıl bir değer oluşturacak? Ciddi bir istihdam problemi ortaya çıkmaya başlayacak. Sizin yerinize, sizin karakterinizle istihdam yapılıyor mu, yapılmıyor mu, haklarınızı talep etmeniz çok zor olacak. Apple firması, hani çok bilindiği için belki isim kullandım ama bu firmaların, biliyorsunuz, bu tür diğerlerin için de geçerli. Şimdi mesela bazı giderek gelişen, ilk başta çok başarılı değildi ama giderek başarılı olmaya başlayan sesli yanıt hizmetleri, kişisel asistan hizmetleri. Şimdi evinizin içerisinde bir kişi kişisel asistan olarak size yardım etmeye başlayacak. Sizin alışkanlıklarınızı iyi bildiği için, siz daha banyodan mutfağa gidinceye kadar mutfakta neyi açıp kapayacağınızı bildiği için sizi onu hazır hale getirecek. Bu sizin çok hoşunuza gitmeye başlayacak. O olmadığı zaman sorun yaşamaya başlayacaksınız. Onunla birlikte olması olmamasını bir bakmışsınız ki sizin hayatınızdaki bu yardımcılığı sizin hayatınızdan dışlanamayan bir eklentiniz haline dönüşecek. Hocam araya gelebilir miyim? Tabii. Şöyle düşünün. Ben o zaman hep şu örneği veriyorum. Rahmetli hocam Doktor Şükrü Alparslan'la çalışırken ofisin girişinde bir onun daktilosu vardı. Doktora tezini o daktiloyla yazmış. Ben doktora tezi bir daktiloyla nasıl yazılır hayal dahi edemiyorum. Hatta ben internet olmaksızın tez nasıl yazılır onu da hayal edemiyorum. Bizim hocalarımız giderlermiş ya Almanya, Max Planck Karşılaştırmalı Ceza Hukuk Enstitüsü'ne, bütün kitapları orada. Bir sene, iki sene Almanya'da kalırlarmış. O tezleri yazarlarmış. Veya işte Amerika'ya, İngiltere'ye. Benim yazdığım tezlerin çoğu hep yabancı kaynaklıdır. İngilizce kaynaklı, ağırlıklıdır. Yurt dışına oturup çalışmak için gerekmedi. Çünkü internete ben girdiğimde her türlü kaynak elimin altında. Örneğin Amerikan mahkemelerinin kararları. Örneğin bir kitap. Kitapta yapılan atıf, makaleye atıf yapıyor. Gidiyorsunuz o makalenin nerede olduğunu hocam da çok iyi biliyor. Çıt diye biliyorsunuz ve şunu da ortaya çıkarıyor. Kitapta yazılan doğru mu değil mi? Acaba gerçekten o makalenin o sayfasında öyle bir atıf var mı yok mu? Bunları görüyorsunuz. Dolayısıyla dünya inanılmaz bir değişim içerisinde. Şimdi
hocamın söylediğini bir adım öteye götüreyim. Aslında insanın varoluşu neyin üzerine kurulu? Ölümsüzlüğü bulmak. Bakın bizim çoğalmamız, çocuk yapmamız aslında niye? Çünkü biyolojik gen vücudumuzu sonsuza kadar götüremiyoruz. Belirli bir yaş ortalamamız var. Her ne kadar tıp bilimi çok ilerlemiş olsa da 80, 90, 100 hadi. Ne kadar bunu uzatabilirsiniz ki? Makine eskiyor çünkü. Halbuki insanların en problem yaşadığı şey ne? 80 yaşında zehir gibi bir fikrim, düşüncem, bilgim var, tecrübem var ama biyolojim yetmiyor diyor. E ne yapıyoruz? Genimizi çocuğa aktarıyoruz. Evet. Ama şunu düşün. Aslında sizin beyniniz şu bilgisayar gibi. Sizin o gri hücreleriniz, sinapslarınızın arasında yaptığı bağlantılar ve bunun elektrik akımları. Hatta beyine yerleştiren elektrotlar artık izleme yöntemleriyle siz daha bir komutu vermeden nerede bir elektrik akımı olduğu bulunuyor. Düşünün ki tüm beyninizi aldılar, klonladılar ve bir server'a yerleştirdiler. Ölümsüzlüğü buldunuz mu? Buldunuz. O makine çalıştığı müddetçe ölümsüzsünüz. Diyelim ki şu mesela ben çay içmeyi... Zaten bunu yapmaya çalışıyorlar ama ölümsüzlük bunu yaşamak daha başka bir şey hocam. Ya bilgi... Ama siz yaşadığınızın bir simülasyon olup olmadığını nereden biliyorsunuz? Mesela şu çayın tadı size göre başka, bana göre başka. Acaba siz o çayı içtiğinizde o çayın tadını nasıl algılıyorsunuz? Acaba üzerinizdeki mavi bluz size göre ne kadar mavi? İşte olaya böyle baktığınızda... Yazılım diyorsunuz. Bir anda yazılıma çevirebilirsiniz. Evet. Ve o yazılımı bir robota koyduğunuzu düşünün. Sentetik bir robota. Yani ölümsüz bir Volkan Dülger. Ha bunun iyi mi olur, kötü mü olur? İnsanlık açısından iyi midir, kötü müdür? Doğal kaynakların tüketimi açısından iyi midir? O ayrı bir hikaye. İşin felsefi ve etik kısmına girmiyorum. Ama iş buraya doğru gidiliyor. Ve sonuçta bugün biz bile ölümsüz olmak istemem. İnternet olmadan yaşayamıyoruz. Yani eskiden bir Yargıtay kararı bulacağız. Yargıtay kararları dergisini arayacaksınız, bulacaksınız bilmem ne. Şimdi öyle bir şey yok. Cep telefonunuzdan bile tık 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 giriyorsunuz. 2 dakikada istediğiniz search yapıyor, arama yapıyorsunuz. İstediğiniz çok kararı doğru buluyorsunuz. Şimdi hiçbirimiz internetsiz yaşayamaz hale geldik. Doğru. Bağımlıyız. Bilgiye ulaşmak çok kolay. Şöyle devam edelim mi? Hocam, şimdi sosyal medya iletişimi giderek telefonda hani çevirerek arıyoruz ya biz ya da tuşluyoruz falan. Bunu yerine alıyor. Kullanıcıları buna yönelten sizce nedir? Kısacık şuna bir değinelim. Sosyal medya iletişimi güvenli mi? Mesela bu işte bu sosyal medya iletişimiyle ne bileyim cep telefonunda aramak arasında teknik ve mali farkı var mıdır? Bir buna bir dokunalım. Hani şimdi niye bunu tercih ediliyor diye. İlk başlarda sosyal medya iletişiminin aramalarda kullanılmasının sebebi mali sebeplere dayanıyordu. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bir arkadaşınız ya da akrabanız ya da çocuğunuz var. Onunla telefon hattıyla görüşmek yerine internet üzerinden görüşmek daha, bu ilk mesajlaşma zamanından başladı. Sonra bu kendini evirdi. Mesajlaşmaya voice over IP dediğimiz internet protokolü ile ses iletimi girdi. Ve daha sonrasında biraz daha evrildi. Bu kriptolu hale geldi. Yani uçtan uca kriptolu. Çünkü o kadar yerlerden bu sesler geçiyor ki güvenliği de önemli olmaya başladı. Fakat daha sonrasında telefon şirketleri de bunu fark etti. Yani cep telefonu operatörü bakıyor ki uluslararası görüşme trafiğinin büyük bir kısmını internete kaptırmış. Buna karşılık dedi ki ya dedi onlar bunu yapıyorsa ben niye yapmıyorum? Farkında olmuyorsunuz. Aslında farklı bir şekilde kodlanıyor. Diyor ki mesela eskiden mesela 1 dolara dakikası örnek olarak söylüyorum haberleşiyorken normal telefon operatörüyle de şimdi 10 sente haberleşiyoruz ama o bile size pahalı geliyor. Onda birine düşmüş olmasına rağmen. Diyor ki öbür tarafta internetten internete karşı tarafta varsa bedava diyor. Şimdi bunun karşılığında bir kalite farkı var doğal olarak. Yani sizin verdiğiniz öbür paranın bir farkı var. Onun sesi kodlama, frekans karşılığındaki açılımı, sesin orijinaline yakın olarak aktarılması miktarı aynı değil. Eğer size göre centilmence bir sözleşme yapan operatörle çalışıyorsanız. Şehir içinde de bunu farkına varabilirsiniz. Şehir içerisinde cep telefonuyla eğer doğrudan operatörün kendi hattını kullanarak yaptığınız telefon görüşmenin kesilme oranına bakın. Bir de network'ün erişim problemi var çünkü. Bir de hareketli haldeyken internet üzerinden internet servisi aracılığıyla
bunu yaptığınızı düşünün. Dolayısıyla ikinci bir husus da altyapının hareketliliğe uyumluluğu konusu geliyor. Roaming dediğimiz bir şey var. Bir şey baz istasyonundan öbür baz istasyona giderken hizmet kalite seviyesini operatörler dengeleyecek şekilde gerekli önlemleri plan alıyorlar, planlamayı yapıyorlar. Ama diğerinin öyle bir sorumluluğu yok. Biraz önce nasıl hocamız konuşurken hani kesilebildi. Son bir dakika. Baktığımız zaman ama bunun şöyle bir sorunu var. Uçtan uca haberleşmeyi, kriptolu yapmayı aynı zamanda pazarlamanın bir haline de getiriyorlar. Niye diyorlar ki senin konuşmanı internet trafiğinin geçtiği mesela Wi-Fi ağında başkası dinleyemeyecek. Güzel, tamam ama bunun anahtarı nerede veya yasal mı? Baktığımız zaman şöyle çok ilginç bir şey de söyleyebilirim. Mesela WhatsApp'ı kullanıyoruz, tartışıyoruz ya. Bu teknolojiler o kadar hızlı değişiyor ki biz yasaları da buna uyarlamakta güçlük çekiyoruz. Hani bu bir yanlışlıktan değil ama baktığımızda mesela elektronik haberleşme yasasına göre de hepimiz aslında WhatsApp kullananlar diyelim ki bir suç işliyorlar. Çünkü dışına veri aktarıyorlar. Evet. Şurada bir virgül yapalım. Dönüşte buradayız efendim, kısa bir ara. Buradayız. Teknolojinin hızlı dönüşümü içinde kişisel bilgi verilerimiz ve bilgilerimizin önemini konuşuyorduk. İletişimde mali ve teknik farklılıklar konusu WhatsApp demiştik, virgüllemiştik. Bitirelim hocam. Şimdi, buyurunuz. Güvenlik açısından baktığımızda bunlar uçtan uca kriptolu sistemler ve her birinin iki tane anahtarı var. Bunu WhatsApp için de geçerli, yerli olan diğer uygulamaları için de geçerli. Yani bunların bu anlamda yaklaşım anlamında güvenlik açısından bir farkı yok. Hepsi güvenli. Fakat anahtarların kimde tutulduğu ve nasıl paylaşıldığı önemli. Bunlar o kadar hızlı gelişti ki 2008 yılında aslında eskiden 40 yıl öncesinin bir telsiz yasası vardı çok ünlü. O telsiz kanunundan alınan bir hüküm 2008 yılındaki elektronik haberleşme yasasına geldi. Diyor ki bu yasa telsiz iletişiminde haberleşmesinde eğer kriptolu yapılacaksa bunun için sadece belli kurumlar vardır. İşte bunu askeri ve güvenlikle ilgili kurumları sıralıyor. Dışişleri Bakanlığı'nı söylüyor. Bunların dışındakiler kriptolu haberleşme yapamazlar. Yapacaklarsa eğer özel izin almak zorundalar. Fakat arkasından 2010 yılında BTK bununla ilgili bir yönetmelik yayınlıyor ve o yönetmelikte diyor ki kriptolu haberleşme ile ilgili diyor ki mesela şunlar dışındakiler yani buradaki mesela Bluetooth haberleşmesi gibi kısa mesafedeki otomasyon için olan dışındakiler bana başvurarak bir anahtarını ben de tutarak bunu yapabilirler diyor. Fakat şimdi baktığımızda WhatsApp'ın bir anahtarı ya da hatta iPhone'un bir anahtarı ya da başka diğerleri için de bu geçerli. Bir anahtarı BTK'da var mı? Yok. Bunu yapmayanlar hakkında 20 bin lirayla 100 bin lira arasında ceza ödemediği takdirde de hapis cezası öngörüyor. Şimdi Türkiye'deki WhatsApp kullanıcılarının yaygınlığına baktığınızda burada yasal bir problem var değil mi? Bunun farkında mı BTK? Eminim ki farkında. Ama demek istediğim şu, teknoloji de o kadar hızlı değişiyor ki. Bakın 2008 yılında yasa çıkmış, 2010 yılında yönetmeli çıkmış ama 2008 yılında yasa çıktığı sırada var mıydı sosyal medya platformlarının iletişim için kullanılması? Yoktu. Yasayı çıkartan, önceki yasadan ilgili hükmü ulusal güvenliğimiz açısından kopyalayıp yapıştırmakta bir şey görmemiş, bir sıkıntı görmemiş. Ama birkaç sene sonrasından itibaren bunun problemini yaşamaya başlamışız. İşte o yüzden de yasalar tarafında da yargı tarafında da yeni bir bakış açısı getirmek gerekiyor. Daha çok genelleştirip temel ilkeler üzerine bunu kurmak, biraz da hakim ve savcılara mevcudun dışında başka yetkiler vermek gerekiyor. Yoruma açık yetkiler vermek. Aksi takdirde bakıyorsunuz mesela ihbarda bulunsak bu suç gerçekleşiyor mu? Eğer yasa bunu söylüyorsa bu suç gerçekleşiyor. WhatsApp'ın anahtarı BTK'da var mı? Varsa eğer BTK'dan bağlansınlar, söylensinler. Her iletişim kuran için bunun anahtarlarından bir tanesi bizdedir diye ya da WhatsApp dışındaki diğerleri için de bu geçerli dediğim gibi. Ama burada başka bir şey daha ortaya çıkıyor. Sosyal medya sadece kişiden kişi iletişimi değil, grup iletişimi hatta yayına da dönüşüyor. Bununla ilgili olarak da bu biliyorsunuz başka bir yasa daha çıktı. RTÜK eskiden sadece televizyon yayıncılığını lisanslı yayıncılar
karasal yayıncılar ve platformlar için alırken 2019 Ağustos'undan itibaren bir yasal değişiklikle internet ortamındaki yayınlar da sosyal medyada aslında buna dahil. Eğer yayıncılıksa yayıncılık tanımına uyuyorsa RTÜK'ün kontrol alanına girdi. Bu o kadar hızlı değişiyor ki mesela son günlerde işte bazı sosyal medya yayınlarının şeyi tartışılıyor. Baktığınızda burada da şöyle bir şey var. O yayınların içerisinde belki bazı bilgiler yanlış, bazı bilgiler provokatif olarak yayınlanıyor. Bazı bilgiler normal, mesela bu kanalda versek RTÜK'ten ceza alma ihtimaliniz var. İşte burada da rekabet hukukuyla ilgili de başka şeyler gündeme geliyor. Dolayısıyla teknolojinin bu hızlı dönüşümünde hem rekabet hem elektronik haberleşme yasası, bunları tabii ki bir tür düzeltmek lazım ama bir taraftan da savcılık ve yargı arasındaki ilişkide de biraz daha teknolojik uyumluluğun hızlanması bakımından genelleştirmeye gitmek, devletin arkasını da operasyonel hale getirmek. Yani çevrim içi 7/24 kendini düzelten, yapılandırabilen böyle bir dönüşüme ihtiyacımız var. Aksi takdirde giderek artan oranda beklemediğimiz şekilde sadece hack crack işleri datanın bir siber korsanlıkla olmasıyla olmuyor. Sosyal mühendislik de bunun parçası oluyor ve sosyal medya da bunun bir bileşeni haline gelmeye başlıyor. Sosyal medyayı dolayısıyla tamam, kişisel anlamda güvenilir bir iletişim aracı görebiliriz, bu doğru. Anahtarlarımızın nasıl yönetildiği ve ulusal güvenlikle ilgili ama başka açılardan da yasal düzenlemelere ihtiyaç duyuyor. Bir not girebilir miyim? Lütfen buyurun hocam. Şurada hakkını yemeyelim. Bizim adliyemizde ulusal yargı ağı projesi vardır, yani UYAP. Hı hı. Ve bu UYAP'la tüm mahkemeler, savcılıklar, adliye ile ilgili her yer internet üzerinden, o sistem içerisinden entegre olarak birbirine bağlıdır. Ve bizler de elektronik imzalarımız vardır avukatlar olarak. Onunla gireriz, gece saat 12'ye kadar dilekçe gönderebiliriz. Bütün dosyalarımızı online takip edebiliriz. Bunlar infaz kurumlarına da bağlıdır ve dünyada örnek bir sistemdir. Hatta bazı yabancı ülkeler dahi Türkiye'den bunu almak istemektiler. Bu çok güzel. Yeter mi? Yetmez. Arada hocamla da konuştuk. Şunun olması lazım. Şimdi biz ABD'de çok iyi diyoruz, kararlar veriliyor, veya Almanya'da. Niye? Hakim sırf hakimlik yapıyor. Yani okuyor ve karar veriyor. Karar bulmakla uğraşmıyor. Yazışma yapmakla uğraşmıyor. Kararın bile taslağı önüne geliyor. O sırf karar veriyor. Bu yapay zeka yazılımları geliştirilip de karar destek mekanizmaları oluşturulduğunda, hakim yardımcıları, savcı yardımcıları oluştuğunda yapay zekalı, adalet sisteminin çok daha iyi işleyebileceğini düşünüyoruz. Ama hakimlerin ve savcıların yetkisinin geliştirilmesi konusunda biz kıta Avrupa'sına bağlı olduğumuz ve suçta ve cezada kanunluk ilkesi olduğu için ve dürüst işlem ilkesi çok iyi çalıştırılmadığı için ben çekinceliyim, onu baştan söyleyeyim. Peki. Şimdi hani biraz önce Covid-19 ile birlikte bu pandemi sürecinde saldırılar artar demiştik ya. Mustafa Hocam'ı birazcık bekleteceğim. Konuyla ilgili hattımızda Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Bilgin Metin var. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum ben de. Harika bir program, çok tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Bugün siz de masada olacaktınız ama maalesef sizin biliyorum bugün göreviniz vardı. Şöyle başlayalım mı hocam? Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bu Amerika Hazine Bakanlığı ve Microsoft gibi böyle çok büyük kurumlar hacklenmişti. Bunlar nasıl hacklendi? Dahası işte İstanbul'un fethinin 568. yılındayız ve siz şöyle bir şey söylediniz. Fatih Sultan Mehmet en büyük hacker dediniz. Ne demek istediniz? Bu nedir hocam? Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Ya ben burada özellikle gençlerin ilgisini çekmek için böyle bir tabir kullandım. Gerçekten tarihi inceliyoruz ama oradan bir ilham da almak gerekiyor. Hani Fatih Sultan Mehmet'e baktığımız zaman ne yapıyor? Hiç umulmadık bir şekilde gemileri karadan yürüterek İstanbul'u fethediyor. Gazi Mustafa Kemal'e bakıyoruz. Yaptığı nedir? Başkomutanlık meydan muharebesinde hiç umulmadık bir şekilde düşmanı arkadan kuşatıyor ve o şekilde çok büyük bir zafer sağlıyor. Demek ki siber güvenlik alanı öyle bir alan ki bizim böyle farklı düşünmeye ihtiyacımız var. Yani bu noktada da ne devreye giriyor? Demek ki siber güvenlik dediğimiz alan çok disiplinli bir alan. Bizim disiplinler arası düşünmemiz gerekiyor. Konuyu
Tabii ki ilk bakışta bilgi güvenliği diyoruz. Konuya böyle bir bilgisayar mühendisliğinin alanı diye düşünmek mümkün. Çünkü yazılımlar var. Bu yazılımlardaki sistemlerin zafiyetleri var. Bu zafiyetler suistimal ediliyor. Bunlar bilgisayar mühendisliği konusu diyoruz. Ama öte yandan baktığımız zaman ben yönetim bilişim sistemleri bölümünde olduğum için olaya böyle farklı bir bakış açısına da sahibim. Baktığınız zaman benim doktoram da elektronik mühendisliği alanındadır. Yani olaya çok farklı yaklaşabilmek gerekiyor. Şu an dijitalleşmeden bahsediyoruz. Nesnelerin interneti diyoruz. Etrafımız dijital, wireless, kablosuz sistemlerle çevrili. Yani bugün hepimiz Bluetooth kullanıyoruz baktığımız zaman. Hatta bu Bluetooth sistemlerinin kurumsal manada da kullanıldığını görüyoruz. Hatta ve hatta birbirine bağlı kablosuz sistemler çok daha fazla bir şekilde etrafımızı saracak. Acaba burada fiziksel katman dediğimiz bizim hani bu sinyalin iletildiği ortamla ilgili olarak oradan bir saldırı geldiği zaman bunu anlayabilecek uzmanlarımız var mı? Biz bilgi güvenliği dersini yalnızca bilgisayar mühendisliği içinde mi düşünüyoruz yoksa bu alanda çalışma yapacak elektronik mühendislerini de yetiştiriyor muyuz? Hani oraya bir adım attığınız zaman karşınıza bambaşka bir şey çıkıyor. Bu saldırıyı tespit edebilecek elektronik devreleri tasarlayabiliyor musunuz? Bunu yapabilecek için mesela frekansı çok hızlı değiştirebilecek filtre devrelerine ihtiyacınız oluyor. Ben şahsen baktığım zaman bilgi güvenliği maceramda kendimi üzerine az çalışılan bu alanlara girerken buldum. Hani şu an kurumsal sistemler bile bu tarz kablosuz sistemlere yönelik saldırılarla karşı karşıya ve bu alanda bizim yetişecek gerçekten çok uzmana ihtiyacımız var. Ya da siber saldırıların ortasında yaşıyoruz. Siber savaşın içinde yaşıyoruz. Bu alanda bizim siber saldırının ne olduğunu bilen, bunun derinliğine vakıf diplomatlarımız var mı? O yüzden yani burada siber güvenlik alanındaki gençlerin de gerçekten hani tarihe de farklı bakması gerekiyor. Olaylara farklı bakması gerekiyor. Olaylara farklı baktığı için bu zafiyetleri bulunması gerekiyor. Şimdi Hazine Bakanlığı dedik. Orada Microsoft gibi büyük şirketlerden bahsediyoruz. Şimdi burada tedarik zincirlerinin büyük bir siber zafiyet taşıdığını görüyoruz. Yani bu nedir? Bir ürün üretildiği zaman tasarım aşamasından son kullanıcıya kadar gidiyor. Burada şirketlerin çok büyük IT sistemlerini yönetecekleri bir sunucu yönetim sistemi vardı. Ve burada hackerlar buraya hackledikleri zaman buradaki yerleştirdikleri zararlı kod binlerce müşteriye bir anda yayıldığını görüyoruz. Yani tam da şöyle bir durum. Hani bu Sezar'ın sen de mi Brutus dediği bir alan. Hani siz kendi sisteminizi korumak için tasarlanan sistemlere güveniyorsunuz ve o sayede bir arka kapı bulunuyor ve sırtınızdan hançerleniyorsunuz. Yani böyle bir şeyin de olabileceğini düşünecek bir hacker mindset gerekiyor. Farklı düşünecek bir zihin yapısı gerekiyor. Dolayısıyla hani tabii biz de üniversitede çalışınca hocam hani bunları yetiştirmekte tabii ki size kalmış diyorsunuz. Dolayısıyla biz bu bakış açısıyla bakıyoruz. Peki. Hatta geçtiğimiz günlerde sosyal bilimciler için siber güvenlik gibi bir etkinlik de düzenledik. Olaya böyle psikoloji bakış açısıyla da bakıyoruz. Dediğim gibi disiplinler arası bir alan olduğunu unutmadığımız sürece biz burada en iyi önlemleri alabiliriz ve farklı alanlardaki uzmanlar olduğu zaman da olaya farklı bir bakış açıları sunabilecek yetişmiş insan kaynağına da sahip olacağız diyebilirim. Peki hocam şimdi finans alanında da bir güvenlik sorunu yarattığı düşünülüyor. Şimdi kişisel verilerimiz mesela paramızın güvenliğini riske atabiliyor ya da böyle düşünülebiliyor. Mesela kripto paralar çok bugünlerde revaçta biliyorsunuz. Yok bir bakıyorsunuz hızla düştü ya da yükseldi. Hep bunlar bir özel ilgi alanı meselesi oluyor. Şimdi o zaman şöyle başlayalım. Bu kripto para nasıl oluşuyor? Kime ait mesela bu para? Şimdi bankada diyelim benim bir param var. Devletin işte güvencesi altında ya da işte idaresi altında bu para kaybolmuyor. Bankada duruyor. Ama kripto paraya bir bakıyorsunuz işte bu gece yatırdınız diyelim ki 1.000 lira
Bir bakıyorsunuz ertesi gün 300 lira kalmış ya da hiç kalmamış. Bu çok korkutucu gibi geliyor bana. Bu blok zincir sisteminde veri tutmak ya da buna dayalı parasal işlemlerde mesela geleneksel yöntemler mi daha güvenli, yoksa bu kripto paraların da bir güvenli olabilecek durumu var mıdır? Finansal sistemlerde veri ve bilgi güvenliği konusunda nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz? Orada şunu söyleyebilirim. Şimdi genelde bu kripto parayla uğraşanların yaptığı şey nedir? Bu paraları hızlı bir şekilde almak, satmak, yükseldiği zaman satıp düştüğü zamanı yakalamak. Bu yüzden insanların paralarını bir şekilde bizim kripto borsa dediğimiz ortamlarda tuttuğunu görüyoruz. Oralara tabii sürekli saldırılar var çünkü. Yani tabii şimdi olayın temeli şuna dayanıyor. Siz bir blockchain, blok zincir yapısı dediğiniz zaman buna işte iki şekilde dahil olabiliyorsunuz. Ya madenci olarak dahil olabiliyorsunuz ya da sizin bir kripto cüzdanınız oluyor. O kripto cüzdan ile dahil olabiliyorsunuz ya da böyle bir kripto borsada bir hesabınız oluyor, o şekilde buna dahil oluyorsunuz. Burada sizin bir hesabınız var. Burada az önce Berk hocamın dediği gibi biz buna public key ya da açık anahtar diyoruz. Bir de sizin aslında oradaki verileriniz şifreler olarak tutuluyor ve blok zincir içerisinde şifreli dataları tutabileceğiniz bir özel anahtarınız var. İşte bu özel anahtarı çok iyi bir şekilde korumamız gerekiyor. Şimdi biz kripto borsada, eğer değerli izleyiciler paralarını o borsada tutarlarsa, şöyle bir avantajları var. Çok hızlı bir şekilde alıp satabiliyorlar. Ama o borsaya yönelik bir atak olduğu zaman ve orada tuttukları özel anahtarlarını kaptırdıkları an tüm paraları gidebilir. Ya bunu nasıl daha güvenli yapabiliriz? Bunun için şunu söyleyeyim. Mesela bilgisayarlara yüklenebilen kripto cüzdanlar var. Kripto cüzdanına sahip olduğunuz zaman siz bir kripto borsadan bunu aldınız. Ülkemizde de hani bu alanda çalışan çok güzel kurumlar var. Oralardan A şıkkı ya da ilk adım kripto cüzdanı bilgisayarıma kuruyorum. Daha sonra orada bana bir hesap veriyor. Bu benim aslında açık anahtarımdır. Oradan buraya transfer yapıyorum. Artık bundan sonra o borsa hacklense bile ben kendimi güvende hissedebilirim. Ne yapmam lazım bu zaman? Bilgisayarımın güvenliğini sağlamam lazım. Peki bu güvenliğin bir bedeli yok mu? Bu bedeli de şu. Genelde bu kripto cüzdan sahipleri çeşitli alım satım cüzdan dedikleri mi hocam? Zamanki... Yani kripto cüzdan soğuk cüzdan dedikleri mi, yoksa birbirinden farklı şeyler? İki çeşitli burada kripto cüzdandan bahsedebiliriz. Birisi soğuk cüzdan dediğimiz donanımsal olan bir üründür. İkincisi de bilgisayarı kurabileceğimiz tarzda bir üründür. Hatta soğuk cüzdan dediğimiz zaman buradaki en önemli şey, dedim ya, bizim özel anahtarımızı korumamız. Ben özel anahtarımı printer'dan çıktısını alırım. Alın size soğuk cüzdan. Hani ama bu sefer de şu tehlike var. Fare yedi mesela o kağıdı ya da ne bileyim şey yandı, gitti benim paralarım. Eyvah. O yüzden buradaki püf noktası, bu sefer kripto cüzdanı bilgisayarıma kurdum. Onun güvenliğini iyi bir şekilde sağlamam lazım. Orada da bir nokta önemli. Peki kripto cüzdan üreticilerin kazancı ne? Ya onlar da bir borsayla anlaşıyorlar ve dolayısıyla siz oradan bir alım satım yapacağınız zaman bir yüzde alıyorlar. Yani ben bir şekilde baktım, Bitcoin yükseliyor, elimdeki Bitcoin'imi satayım dediğim zaman ya da bunu TL'ye çevirmek istiyorum. Onu ülkemizdeki bir kripto borsa firmasını yönlendireceğim. O esnada oradan hafif bir yüzde alıyor. Yani ben belli bir komisyon vererek kendimi daha güvende hissetmiş oluyorum. Hani dolayısıyla benim en önemli önerim bu olur. Kesinlikle kripto borsalarda kripto paralarını lütfen tutmasınlar. Bunu çok rahat bir şekilde bilgisayarlara yükleyecekleri programlarla yapabilirler. Ya da bilgisayarlarının hacklenmesine endişe ediyorlarsa bunu soğuk cüzdan dediğimiz donanımlar üzerinde tutabilirler. Hatta benim bu işe gerçekten çok önem veren ve gerçekten printer'dan çıktı alarak bunları saklayan çok yakınlarım da var. Ben hiçbir elektronik sisteme güvenmem diyorlar. Bu konuda bir farkındalık gerekiyor. Ve gerçekten bu kripto paralar
ülkemizde bilgi güvenliği alanında büyük bir farkındalık da yarattı. Herkes acaba bilgisayarım güvenli mi demeye başladı. Bu da olayın pozitif bir tarafı. Peki hocam, kısacık şunun da yanıtını alayım. Hacklenen firmalar ilk adımda ne yapmalı? Şimdi bunun öncelikle iki tarafı var. Bir hukuki tarafı var. Hukuki tarafında Volkan Hocam hemen buna çok iyi bir Cevap. şekilde cevap verecektir. Ama ben şöyle kısaca Volkan Hocamın müsaadesiyle bir cevap vereyim. Şimdi her şeyden önce biz şunu tavsiye ediyoruz. Bizim bir siber olay planına, incident response planına her şeyde hacklenmeden önce ya hacklenirsem ne yapmalıyım diye bir plana sahip olmamız lazım. Burada hacklendim, hangi basın açıklamasını yapacağım ya da kurum içerisinde kim kimi arayacak, bunların hepsinin tanımlı olduğu bir plandır bu. Sonra hani çok kısa bir şekilde yine burada hani çok değerli hukukçumuz Volkan Hoca varken bana söylemek düşmez ama bize şurada rol düşüyor. Bir siber olay olduğu zaman en kısa süre içerisinde 72 saat içerisinde dışarıya bir veri sızdı mı sızmadı mı bunun analizinin yapılması gerekiyor. Yani biz hani orada hani bir adli bilişim analizi yapıp verinin dışarı sızıp sızmadığına ilişkin adli bir rapor hazırlıyoruz. Yani dolayısıyla kritik noktalardan birisi veri dışarı sızdı mı sızmadı mı. Ama Öğrenmişim. ben özellikle şunu vurgulayayım. Bu incident response plan dediğimiz planın önceden ya eklenirsem ne olur planın önceden üzerine düşünülmüş olması bence çok büyük bir farkındalık yaratacaktır. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Bilgin Metin, katkılarınız için çok çok teşekkürler efendim. Ben de çok teşekkür ederim. Çok harika bir program. Çok sağ olun. Bir katkıda bulunabilir miyim? Lütfen buyurun hocam. Mustafa hocamı çok beklettik çünkü Aslında büyük kısacık bir alayım. tesadüf olmuş. Biz normal yaşamımızda da hem Mustafa Bey'le hem Bilgin Hocam'la arkadaşız. Görüşüyoruz çeşitli platformlarda. Bilmiyorum farkına vararak mı yaptınız ama üçlü saç ayağını bir araya getirmişsiniz. Demin bu sorduğunuzun cevabı. Öncelikle o sıfır noktası olmadan, yani atak olmadan önce ne yapılması lazım? Bilişim güvenliğinin, sistem güvenliğinin sağlanması lazım ki Bilgin Hoca tam o işi yapıyor. Atağa uğradınız, ne yapmanız lazım? Hiçbir şeye dokunmamanız lazım. Hiçbir şey yapmamanız lazım. Hiçbir şey kurcalamamanız lazım. Mustafa Beyler gelmesi lazım. Adli bilişim açısından bir rapor hazırlamaları lazım. Kim ne saldırmış, ne olmuş? Bu arada yine Bilgin Hocaların gelmesi, veri güvenliği açısından bildirimler yapılıyor mu, yapılmıyor mu, buna bakılması lazım. Sonra da hukukçu olarak bizim zaten gidip savcılığa suç duyurusunda bulunmamız ve bu olayın faillerinin yakalanması, mümkünse de bu zararın tazmin edilmesini sağlamak lazım. Aslında tam üçlü saç ayağını oluşturmuşsunuz burada. Evet, Peki ama bir hocam. de veri kaçağı belirlenmişse bunun da kişisel verileri koruma kurulunda bildirilmesi zorunluluğu var. Tabii 72 saat içinde onun mutlaka yapılması gerekiyor. Peki. Şimdi Mustafa hocam, bu hani 0850'li numaralı telefonlar falan var ya, böyle numaralar arayan, hani bilinmeyen numaralar. Şimdi oralardan, o tür numaralardan ya da bilinmeyen numaralardan, atıyorum mesela sözleşmeniz sona erdi gibi, sanki bir yetkili kurummuş gibi aranan şeyler var. Özellikle bu telefon operatörleriyle ilgili çok geliyor bu. İşte 0850 diye başlayınca zannediyorsunuz ki siz bunlar çok yetkili birileri. Şimdi peki, bizim erişim bilgilerimizle arayanlar nasıl arıyorlar? Bu bize nasıl ulaşıyorlar ya da ulaşmış olabilirler? Yani arayanın sahte olması, eğer sahte ise nasıl anlaşılır? Ne yapmak lazım? Daha doğrusu ortalama nedir? Onu soruyorum. Buyurun. Yani ortalama bir tabir sizi bir şekilde sanki gerçek bir yerden bildiğiniz bilinen bir kurumdan arıyormuş gibi telefonla aramayla bir ortalama gerçekleştirilebilir. Az önce sizin anlattığınız gibi. Bununla beraber internet üzerinden de örneğin X bankasının gerçek web sayfası gibi ya da e-devlet kurumundan geliyormuş gibi ya da dün bir konuyla karşılaştık. Göç idaresiyle ilgili e-randevu diye Google'da kişiler aramış, bize başvurmuşlardı. İlk çıkan siteye reklam sitesi olarak girmişler, ona dikkat etmeden.
sonu .tr'ydi ama bir com.tr tarzı değil, .tr'li bir web sayfası almış dolandırıcılar. Kişilerde tüm verilerini, neydi? Pasaport verileri, adres verileri, her türlü verilerini girmişler. Üstüne her biri için 250 dolar ücreti yatırmışlar. Ve sonrasında eyvah ne yapacağız, nasıl ilerleyeceğiz diye bize gelmişlerdi. Bununla alakalı açıkçası o saat itibariyle çok yapacak bir şey yok. Ancak o sitenin kimin nereden ne şekilde yayın yaptığıyla alakalı bir çalışma yaptık. Bu raporu hazırladık, ilgili kişilere sunduk. Onlar da avukatları kanalıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacaklardı. Oradan sonra ne olabilir? Onları hızlı anlatayım isterseniz konuyu çok dağıtmadan. Savcılık paranın gönderildiği hesap numaralarının araştırılmasını gerçekleştirebilir. Web sitesinin yayın yaptığı hosting ya da kanundaki ismiyle yer sağlayıcıya, bununla beraber erişim sağlayıcılara da yazılar yazarak bulmaya çalışabilir. Fakat burada da sahte isimler veya sahte bilgiler bulunduğundan dolayı genelde araştırılamıyor. Bu web sayfası, hani göç idaresinden örnek vermek gerekirse, bu SMS olarak size gelebilirdi. Bir sosyal medya hesabından görünebilirdi ya da arama motoruna ilk yazdığınız zaman reklam bölümü olarak çıktığını görmeden direkt tıklayabilirdiniz. Sizin söylediğiniz noktada da 0850 numaralardan aranabiliyorsunuz. Bu aramalarda sizi nasıl buluyorlar? Bu hacklemelerle underground'da dolaşan ya da çok da underground'da da değil artık, internette de kişisel veriler, ad soyad verisi gibi gibi arattığınız zaman ne yazık ki son kullanıcı bile çok rahatlıkla o verilere erişebiliyorlar. 50 TL, 100 TL'ye satılıyor. Buralardan erişilebiliyor. İki, bir şekilde işte o telekom firmasında çalışan, eski çalışan veya bayisi olan yerde çalışan kişiler oradaki verileri alıyorlar, rakip firmaya gidiyorlar. Rakip firmaya gittiklerinde de bu verilerle gittiklerinden dolayı benim müşteri datam var, arayabiliriz diyerek kişileri sanki o veriler zaten onlarda varmış gibi aramaya başlıyorlar. Bu sadece bir telekom tarafında değil, şu önümüzdeki süreçte örneğin şeyler olacak. Eğitimle alakalı özel okulların başvuruları başlayacak. Özel okullarda da bunlar söz konusu. Benim dahi arıyorlar. Bir yerde normal şartlar altında işimiz bilgi güvenliği. Fakat ister istemez bizler de çocuklarımızın gittiği okullara verilerimizi veriyoruz. Belli ki o okuldan çalışan birisi, bu öğretmen olabilir, bu oradaki muhasebeci olabilir, bu genel müdür olabilir, bu oradaki o veriye erişim sağlayan kişi, o veriyi işte kişisel verilerin korunması kanunu neden önemlidir'in bir diğer versiyonun örneklerini anlatıyoruz. O tedbirleri almazsak başımıza neler geleceğiyle alakalı. Orada o veriye ulaşan kişi alıyor. Sonrasında da aramaya başlıyor. İşte bizim okulumuza kaydedebilir misiniz? Bizim işte uydu yayınımıza bağlanabilir misiniz? Bizim Peki hocam, böyle bir durumda gidebilir misiniz? haksız rekabet olmuyor mu? Diyelim ki bir okuldan işte o Kesinlikle. bilgileri aldı, başka bir okul arıyor mesela. Kesinlikle. Yani bunu ne yapıyoruz? Mesela bununla alakalı kanun maddeleri zaten var. Kişisel verilerin korunması kuruluna şikayetçi oluyorum. Bununla beraber elektronik ticaretle ilgili kanuna atıfta bulunarak bu işlemler gerçekleştirilebilir. Hatta çocuğumuzun okuduğu okula da yazılı olarak bu bilgi nereden geldi? Yani bunun haricinde ben bir dershaneye göndermedim, bu başka bir yere göndermedim. Bu bilgiyi nasıl sızdırdınız diyerek
Onlara da ihtarname gönderebilirsiniz. Bu, telefonu arayan kişi... Bu aynı zamanda yani bunu söylemek lazım. TCK'nın 136. maddesine göre kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak suç ve Yargıtay 12. Ceza Dairesi bu suçlara bakar. Çok sayıda kararı var. Yani hukuka uygunmuş gibi görünen, yani sizi de olan sizden zimmetine, halkın anlayacağı ağız anlatım, zimmetine para geçiren muhasebecinin hesabını soruyorlar banka müdürüne. Evet diyor, burada hesabı var diyor ve maaşıyla orantılı olmayan bir hesap hareketi var. E-mail ile gönderiyor. Hatta kişi de şirket sahibi de avukatı aracılığıyla bunu iş mahkemesine soruyor. Kişinin açtığı işe ihale davasında. Avukat tabii çok haklı. Bu hukuka aykırı değil diyor. Nasıl elde ettin diyor. Nereden aldın bu ekstreyi diyor. Suç duyurusu da bulunuyor ve mahkum oluyorlar. Ya benzer bir şekilde hemşire veya ebeği de hatırlamıyorum tam kimler olduklarını ama bir arkadaşları sürekli izin kullanıyor. Ama bu avukatların delil toplama yetkisi olmamasından kaynaklanıyor değil mi? Onunla şimdi, aynı şey mi? Şöyle söyleyeyim. Bir kere Türkiye'de özel dedektiflik yok. Dolayısıyla avukatlar da gidip kolluk kuvveti gibi delil toplayamazlar. Delillerin toplanmasını... Olması gerekmez mi? Gerekmez. Peki. Savcılık ve kolluk teşkilatı var delil toplamak için. İşte aksi benim takdirde, de biraz önce... Ama aksi takdirde bu inanılmaz kötüye kullanılır. Şimdi bu tarafına bakalım. İnanılmaz kötüye. Şimdi bile düşünün, az önce söylediniz. Olmaması, almaması gereken yerlerden telefon numaraları, adresler bulunuyor. İnsanların yakınları aranıyor, bilmem ne taciz ediliyor ki kişisel verileri koruma kurulunun bu konuda da kararı var. Avukatlara kestiği para cezası var. Bir anda ararı, halanın oğlunun bilmem ne kadar borcu var. Ya sen benim telefonuma nereden ulaştın? Nasıl benim adresime şey yapıyorsun? Ama siz onunla konuşmaya kalktığınızda o sizden inanılmaz baskın yani. İcra işinde çalışanlar fecidir. Yolu ne bunun? Regüle etmek. Şimdi siz düşünün, o delilleri toplama yetkisini tamamen bırakıyorsunuz. Yani çok sakıncalı. Halbuki benim bugün delil toplama yetkim var mı? Tabii ki var. Ben bir delilin toplanmasını mı istiyorum? İstiyorum. Yazıyorum Cumhuriyet Savcılığına veya yazıyorum mahkemeye. Eğer makul, mantıklıysa hakim ve savcıyı veya o hakimi ikna ediyorsam o zaten gerekli kurumun müzekkeri yazıyor. Veya gidiyorum savcıya derdimi anlatıyorum. Bu böyle yapılmalı, şu böyle. O da çağırıyor adli kolluğu. Böyle yapın, şöyle yapın diyor. O biraz da kurduğunuz iletişimle ilgili. Peki. Şundan bir, eminim ben bu arada mesela şeyde, izleyicilerin tahmin ediyorum ki 1/3'ünden fazlası, belki de yarısı, özellikle bu dijital platformlar, mesela televizyon platformları aboneliği konusunda şeyle karşılaştırmıştır. Mesela 12 Mayıs'ta sözleşmeniz bitiyor diyor. Bunların bir kısmı ortalama, bir kısmı da gerçek veriye dayanıyor. Aradığınız zaman %80'i gerçek görünenler, su arıtmacılar ve gerçek veriye dayalı olanı mesela asıl şirketine şikayet ettiğinizde diyor ki bizim bir bayimiz almış, sanki kendisinin sorumluluğu yokmuş gibi. Aslında sizin verinizi kaptıran şirketi de aynı şekilde savcılık nezdinde ihbar etmeniz, suç duyurusunda bulunmanız gerekiyor. Çünkü düşünüyorsunuz ki onun rakip şirketi suçlu. Rakip şirketinin kendisi midir diyorsunuz? Hayır, diyor ki arayana mesela sizin TC kimlik numaranızı bazen soruyor, bazen söylüyor da. Siz şu kim, şu değil misiniz diyor. Diyorsunuz ki senin TC kimlik numaranı ver. Önce sen annenin kızlık soyadını ver. Ben size niye vereyim? Ben size niye vereyim demen gerekir. Arkasından bunu bu takibin sonucu şu olmalı. Aradaki kişiler diyor ki biz o firma değiliz ama o firmanın yetkilendirildiği çağrı hizmetini veriyoruz. Aynen bu, böyle diyordum hocam. Bu da işte, ama bu durumda bütün herkesin bu farkındalığı olması lazım. Bu durum onları suçtan kurtarmıyor. Bu organize bir hareket. Bunu veriyi çaldıran da suçlu. Onu o çalınmış veriyle pazarlama faaliyetini yaptıran diğer rakip şirketi de sorumlu. Ama bizler bu farkındalıkla yaygın olarak ihbarda bulunmadığımız için bu bir ortak harekete dönüşmüyor. Çünkü hepimiz kendi ya bir aradım kapattım yani niye vaktimi harcayayım diye düşünüyoruz. Halbuki bunları yaygın olarak ihbar ettiğiniz zaman, veri gerçekse sizin hizmet aldığınız taraf da bundan aynı derecede yükümlü ve ne kadar çok kişi varsa bununla orantılı olarak da kişisel verileri koruma kurulu nezdinde cezaya tabi olacaktır ve ondan sonraki dönemde de daha çok tedbir alınacaktır. Bir de sanki şu imajı da bırakmamak, şu göstermemek lazım. Siber güvenlik sorunları o kadar çok, işte zero day'lerde arttı, şöyle de arttı, böyle. Ama bunlara karşılık aynı şekilde tedbirleri geliştirme hızı da yüksek. Yani bunun eşiğini sabit görmemek lazım. Çünkü diyoruz ki mesela tamam öyle ama
iş süreçleriyle mesela ilişkili olarak sen bunu yaptın mı? Mekanizmanı kurdu mu? Sorgu çekemeyecekti ki alabilsin veriyi. Bu sadece kriptolamayla da ilgili değil. Bunun sistem mühendisliği yanı da var. Bunu doğru yaptığınız zaman veri güvenlik seviyesini arttırıyorsunuz. Eğer fazla getiriniz varsa fazla büyük veriyle çalışıyorsunuz demektir. Onun getirdiği oranda yükümlü olmalısınız. Çünkü küçük bir sistemi yönetenin maruz kalabileceği saldırılarla büyük bir sistemi maruz kalabileceği saldırılar da aynı değil. Ve dolayısıyla ikisine de aynı kriterleri uygulamak da doğru değil. Dolayısıyla büyük bir sistemi yönetiyorsanız siz gidip de 1 milyar lira e-ticaret cirosu yapıyorsanız sizin sorumluluğunuz gidip de 100 bin lira ciro yapanla aynı olmaması gerekir. Çünkü dünyada da bunların farklı çözümleri var. Baktığınızda zaten nitekim mesela BDDK bankacılık sisteminde güzel düzenlemeler yapıyor. Bankacılık sistemi kripto paralarda olduğu gibi kayıba uğruyor mu? Ben hiçbir bankayı duydunuz mu? Ben bugün verilerimi kaybettim diye. Çünkü niye? Hepsinin kağıt ortamdaki kopyaları da dahil olmak üzere belirli standartları var. Oturmuş standartları. Şimdi e-ticaret sistemi başta olmak üzere sektörel bazı standartlar henüz oluşmuş değil. O yüzden de hepimiz diyoruz ki ya adam belki de çalışanı kaptırdı. Hatta bazen belki de çalışanı satmaya başladı. Kendisi de ben hacklendim ihbarında da bulunuyor olabilir. Gerçekten de hackletmiş de olabilir. Bu arada kendi kendine de hackletmiş olabilir. Dolayısıyla burada itibar etmeniz gereken e-ticaret sitelerini de seçerek aslında bir kamuoyu baskısı da oluşturmak gerekiyor. Madem ki sen benim verilerimi çaldırdın, demek ki bu konuda yeterli tedbiri sadece bunu KBKK ve yasa olarak da görmemek gerekiyor. İtibar olarak görmek gerekiyor. İtibara yatırım yapmak istiyorsa güvene de yatırım yapması lazım ve bunu sadece yasayla sınırlı tutmaması gerekiyor. Virgüllemiştik. Son sözlerinizi alayım Mustafa Hocam konuyla ilgili. Şeyle alakalı, yani bir verinin dışarı sızdırıldığının tespitiyle alakalı hep böyle iş verenlere yönelik şeyler söyledik ama işverenlerin şöyle bir hakkı da var. Sonuçta güveni kötüye kullanma diye bir durum söz konusu. Dolayısıyla güveni kötüye kullanmayla ilgili de çalışanına dava açabiliyor. Oradaki zararı ona tazminle alakalı çalışmalar da yapabiliyor. Son dönemde şey konusu da çok sıkıntılı. Bu arama motorlarına en üste gelme konusuyla alakalı kombi, klima ve beyaz eşya servisiyle alakalı binlerce mağduriyet var. Bu noktada da kullanıcılar, hani kişisel verilerden, diğer şeylerden bahsediyoruz ama benim her zaman söylediğim bir şey farkında olmak. Neyi nasıl, ne şekilde kullanacağınızı bilmezseniz hep zarar görüyorsunuz. Bu zarar o anda kombiniz bozulduğunda ya da klima temizliğinde ya da o buzdolabınız bozulduğunda yetkili servis yerine o markanın direkt ana sayfasını klavyenize kendiniz o adres çubuğuna yazarak girmeli ve o web sayfasından işlemler yapmalısınız. Ha, orada da sorunlar oluyor mu? Yine bir bilirkişi raporunda şunu da gördük. Orada çalışan, hani hırsıza kilit dayanmıyor mevzusuna giriyor biraz da o konu. Orada çalışan kişi servis gitmeden önce çağrıları alan kişi oradaki veriyi arkadaşına gönderiyor. Bu hizmeti veren arkadaşına gönderiyordu. İşte oradaki çamaşır makinesini, buzdolabını veya kombiyi alıyor. Yarım saat sonra gerçek şeye gidiyor, servis gidiyor. Sizden önce geldiler diyerek yine onlarca dolandırıcılık eylemi de gerçekleşmiş oluyordu. Onun için sadece sanal ortamdan, sadece bu anlattığımız konular buralarda geçerli değil. Gerek sanal ortamda, gerek gerçek dünyada farkında olmamız lazım. Adımlarımıza dikkat etmemiz lazım. Her yeri tıklamamamız lazım. Her gelen maili anlamsız bir şekilde, hızlı bir şekilde açmamamız lazım. Son günlerdeki moda var Instagram'la alakalı. Daha dün bir belediye başkanımızın Instagram hesabı çalındı. Apar topar bizlerle de görüştüler. Orada sağ olsun o sosyal medya hesabını kamuya bakan
birimleri daha hızlı hareket ettiler. Kamuda biraz daha esnek davranıyorlar. Ancak nasıl hacklenmişler? SMS OTP şifreleri, yani çift doğrulama şifreleri yok. Bakıyorsunuz bir kullanıcı adı birden fazla kişide var. Mail kullanıcı o sosyal medya hesabına abone olduğu, o ilk kayıt yaptığı maili yıllardır kullanmıyor, boşa düşmüş, oradan gidiyorlar. Bizim 24'ün meteoroloji mühendisi arkadaşımızın da maalesef elde bir an ayağının da çalınmıştı Instagram hesabı. Evet, çok geriye bir de bunu artık paraya, hani ilk konuşmamızda bahsettik ya, hackerlar eskiden isim duyurmak isterlerdi. Bir nevi mafya babaları gibi isim duyuyorsun. Birer ikişer kişiyi sadece ayaklarından vururlardı. Sonrasında ise bunu paraya çevirirlerdi. Hakeza hackerlar da bunu artık biliyorlar ve paylaşımlarda, işte geçen günkü belediye başkanının paylaşımında da storylerinde şu parayı sanal paradan kazandınız gibi şeylerle o bet sitelerine, sanal bahis sitelerine yönlendirmeye çalışmışlardı. Dolayısıyla kullanıcılar sadece kişisel verilerini paylaşmaktan ziyade, hep bundan bahsettik, o platformları, telefonunuzu bile yani kullanırken dikkatli, farkında olarak kullanmak, aynı şifreleri her yerde kullanmamak. Çünkü veriler nereden çıkıyor diyoruz. Çok basit, her zaman belki konuştuğumuz bir şey bunlar. Ama aynı kullanıcı adı, aynı şifreyle şirketinin mailine giriyor, sosyal medyaya giriyor, bankacılığa giriyor, her yere giriyor. Ben nasıl hacklendim diyor. Ondan sonra verimi nereden buldular diyor. Buradan bulunuyor. Bir tarafı da bu. Peki. Hepsi demeyelim ama bir tarafı da bu. Peki hocam. Şimdi Berk hocam, bu şifrelemenin verileri nasıl korunduğunun kuantum bilgisayarlarla ilişkisini konuşalım. Hani kuantum bilgisayarlar bunu nasıl sarsabilir diye. Şimdi kuantum bilgi işlem teknolojisi şifreleri, verileri hızlı çözüp güvenlik açısından bir dönüşme sebep olabilir mi? Kuantum teknolojisinin veri ve bilgi güvenliği ile ilişkisi nedir? Şimdi biliyorsunuz... Hocam, bir de kavramsal olarak şunu açıklar mısınız? Hep kuantum bilgisayarı deniyor ama kuantum fiziği ile kuantum bilgisayarın arasında bir bağlantı var mı? Kuantum fiziği ile kuantum bilgisayarı arasında aslında temel ilkesel bir bağlantı var ama şöyle bir bağlantı var. Mesela bizim bilgisayarlarımız lojik devreler üzerine kurulu. Sıfırla bir arasında ve ara durumları yok. Kuantum fiziğinde kuantum dolanıklığı dediğimiz bir hadise var. İki tane elektron, örneğin bir atom etrafında dönen diyelim, iki tane elektron birbirleriyle etkileşim haline girmişken ve onları çok uzaklara götürdüğümüz zamanki davranışları öncesi ve sonrası birbirinden farklı. Yani bu normal olarak ışığın A noktasından B noktasına gidinceye kadar evren uzaklığı dediğimiz bir şey var. Birinin diğerinin etki tepki sebebi olmaması gerekir. İşte burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. İki tane konu ortaya çıkıyor kuantumla ilgili olarak. Bir tanesi, bunlar nasıl oluyor da bu kadar uzak mesafeden, daha doğrusu mesafeden bağımsız olarak birbirleriyle etkileşime girebiliyorlar? İkincisi de, bunların durumları tahmin edilebilir mi? Bunlar saniye içerisinde o kadar çok durum değiştiriyorlar ki bizim lojik devrelerimiz yerine onları olasılıkla ifade ediyoruz. Dolayısıyla onların da hesaplamasında yeni bir paradigma ortaya çıkıyor kuantum bilgisayarları içerisinde. Şimdi onun detayına çok girmeyeyim ama sorunuza dönecek olursak, burada şöyle bir yetenek var. Bu yeteneklerin içerisinde bizim mevcuttaki bilgisayarlarımızın şifre çözme hızı, şifre çözmenin yöntemine bağlı olarak, mesela bir sözlükten başlıyor, onları deniyorsunuz, brute force deniyor. Sözlüklerinize ek olarak kişiyle ilgili işte veya sistemle ilgili bazı ön bilgileriniz varsa onlarla kümelerinizi küçültüyorsunuz ve kombinasyonel olarak deneme işine girişiyorsunuz. Ama çoğu zaman bu arada şifreler aslında kırılmıyor. Çoğu zaman şifreler sosyal mühendislik ya da başka yöntemlerle ele geçiriliyor parantez içerisinde. Fakat uluslararası
yani istihbarat teşkilatları da başta olmak üzere bir cihaz bulduğu zaman mesela bir USB ile geçirdi, bir dosya var. O dosyayı açabilmek için bulunduğu yerde denemeler yapabiliyor. Şimdi bu tür bir şifre kırma hadisesiyle bizim e-postamızın şifresinin kırılma hadisesi birbirinden farklı. Öncelikle bunu ifade etmek gerekir. Kuantum bilgisayarlarda saniyedeki işlem sayısı bizim mikro işlemcilerimizdeki gibi oradaki saniyede milyar tane yapıyorsa o saniyedeki milyar taneyle sınırlı değil. Ve aynı anda birçok olasılığı birlikte yapabiliyor. Fakat problemleri de şu. Bu doğrudur. Eğer günün birinde şifre çözülecekse kripto para birimleri başta olmak üzere madenciliği başta olmak üzere bu bir risk oluşturuyor. Niye? Çünkü deneme sayınızın bir bant genişliği anlamında yani saniyedeki işlem sayısı anlamında bir sınır getirmiyor o sistemler. Eğer kuantum bilgisayarı yaygın olarak ya da böyle bir düzenekle iletişim haline sokacak şekilde bu brute force dediğimiz şeyi olan olasılıkları çok yüksek hızla süper iletken devreler üzerinden vermeye çalışırsanız onun şifreyi çözme süresi geleneksel bilgisayarlara göre çok daha kısa olacak. Bunun da bazı denemeleri zaten yapıldı, gösterildi. Fakat Yani kişisel verilerimiz kuantum bilgisayarla tehlikede mi? Yani. Şöyle bir problemimiz var. Bizim kişisel verilerimizin tutulduğu yerler saniyedeki o kadar çok denemeye izin vermiyor. Yani siz internetten uzaktan bir yerden oraya gideceksiniz. Bir kere yanlış bir şifre girildiği zaman sizi bekletiyor sistem bir kere. Yanlış anlaşılma olmasın o yüzden. Yani siz gidip de sizin evinizdeki bir bilgisayarda tuttuğunuz bir dataya erişmesi için trilyonlarca deneme yapacaksa hatta diyelim ki trilyon kere trilyon kere trilyon tane deneme yapması gerekiyorsa bunu çok hızlıca kuantum bilgisayar yapma kabiliyetinde olsa bile o deneme sayısının olabilmesi için sizin bilgisayarınızda bir protokolle erişmesi, o protokolün de yanlış bir bilgi üzerine sınırsız miktarda izin vermesi lazım. Bir kere internet hızında bu mümkün değil. Yerinde olması gerekiyor. Uzaktan olarak bunu yapabileceği bir şey değil. Çünkü deneme sayısını bilgisayarı, kuantum bilgisayarın olduğu yerde olması lazım. İkincisi de saniyedeki yaptığı işlem sayısını cevap vermediği zaman en sıradan internet sitesi bile yanlış bir cevap verdiği zaman belli bir sırayı da süre sonra sizi durduruyor değil mi? Hatta diyor ki 30 dakika işlem yapamazsınız diyor belli bir sayıdan sonrasında. Bu tür tedbirler bunun önünde bir engel. Ama kripto paralarda olduğu gibi mesela madencilikte bir cüzdan var. O cüzdanın şifresini çözmek istiyor. Şifresini unutmuş. Şu anda bu şekilde kaybedilmiş çok para var internette. Unutulduğu için şifresi çözün. Bankada şifrenizi unuttuğunuz zaman bir problem oluyor mu? Gidiyorsunuz kimliğinizi gösteriyorsunuz. Paranız kaybolmuyor. Kripto parada şifrenizi unutmuşsanız borsa diyor ki sen şifren zaten sadece sendeydi. Benim orada yapabileceğim bir şey yoktu diyebiliyor. Onu transfer etmek istediğiniz zaman. Sonuçta kuantum bilgisayarların eğer veri bilgisayarın olduğu yerde ve erişilebilirse fiziki olarak sorgu yapabiliyorsa böyle bir yeteneği ileride olacak. Bu gözüküyor. Kuantuma alternatif bilgisayar hesaplama yöntemleri de olacak. Bu şifrelerin güvenliği o yüzden önemli. Yani annesinin ismini, işte doğum tarihini, bir şeysini kullanmaktan ziyade onların karmaşıklığı şu anda da önemli bu tür şeylere girerken. Bir şifreyi her girdiği yerde aynı şifreyi kullanmamak o zaman da önemli olacak. Sonuç olarak kuantum bilgisayarların yetenekleri henüz çok yaygın ticari olarak yok. Ama sizin sisteminize erişmede koruyacak ek mekanizmalar var. O zaman da bunları dikkat ettiğimiz zaman kuantum bilgisayarların bu riski en azından siz onu al bu bilgisayar bu da donanım istediğin kadar sorgulayabilirsin koşulu dışındaki koşullarda bunun önlemi var. Aslında konuşacak çok şey vardı ama benim sürem bitti. Bir cümlede şu verilerim sigortalanabilir mi diye soracağım hocam size. Bu verilerin bir bankası var mı? Güvenlik bankası olabilir mi? Hani bu yeni bir iş alanı olur eğer varsa diye Benim düşünüyorum. bildiğim kadarıyla daha sigorta şirketleri bunlar için poliçe üretmiyorlar. Üretmiyorlar Çünkü peki. riski tam olarak hesaplayamıyorlar. Ben bu konuda bir ekleme yapayım. Siber güvenlik poliçesiyle ilgili şu anda Türkiye'de girişimler var. Hizmet de tahmin ediyorum başladı. Bir de Ulusal Yazılım Sertifikasyon Merkezi, hatta benim de Peki. müdürlüğünü yaptığım uzun yıllardır. Biz de BDDK başta olmak üzere yazılımların
sürdürülebilir olması açısından kaynak kodlarını yine kripto olarak saklama Peki hizmeti hocam. Veriyoruz. Aslında dediğim gibi çok güzel konuşacağımız başlıklar vardı ama İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Berk Üstündağ, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Ceza Hukuku ve Bilişim Hukuku Uzmanı, Avrupa Konseyi Ulusal ve Uluslararası Danışmanı Doçent Doktor Murat Volkan Dülger, sağ olun, var olun. Skype üzerinden konuğum Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Adli Bilişim Suçları Uzmanı Doktor Mustafa Sansar, Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Bilgin Metin, gerçekten harika bir sohbetti. Değerli katkılarınız için yürekten teşekkür ediyorum. Efendim, gelecek hafta bambaşka bir konuda buluşuncaya dek sağlıcakla kalın.